''Benim adım Akif, Boğaziçi, hukuk mezunuyum, 5 yıllık özel avukatım, evliyim, bir kızım var, eşimin adı Gülsün. kızımınki de Ayşe, onlar dışında hiç kimsem yok. Annem beni doğururken, babam da bir kan davası çatışmasında ölmüş, babam öldüğünde bir yaşındaymış. Babaannem ve dedem babam ölünce beni almışlar, bana evlatları gibi baktılar.'' 3 Ağustos 2013 Onları kaybettiğim gün, kabuslarla dolu bir gece geçirmiş, içimdeki huzursuzlukla uyanmıştım. Yüzümü yıkadıktan sonra biraz ders çalışmayı denedim ama içimdeki huzursuzluk buna karşı çıkıyordu. Kafama hiçbir şey girmediği için ders çalışmaktan vazgeçtim. Her gün nefes almadan çalışıyordum. Bugün de senin tatilin olsun dedim kendi kendime ve üstüme biraz para alıp dışarı çıktım. Bunu çok nadir yapardım. Eğlence mekanlarında bir süre dolandıktan sonra üstümdeki huzursuzluğu atabilmiştim. Saat geç olunca eve doğru koşar adımlarla yürümeye başladım. Evin önüne gelince normal olmayan bir kalabalığın evin önünde toplandığını gördüm. Hızlı bir şekilde kalabalıktan kurtulup ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Evimiz cayır cayır yanıyordu. İtfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu ancak Yangın sürekli parlıyordu. Bu durum normal değildi. Ancak olanları sorgulayacak durumda değildim. Hiç kırıklarım arasında sadece onları kurtarın kelimesi anlaşılabiliyordu. Daha fazla olanları kaldıramamış, bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda hastane odasındaydım. Bir hemşire başımda durmuş, beni izliyordu. Ne oldu bana? Neredeyim? Sorularımı sıralarken yavaş yavaş olanları hatırlamaya başlamıştım hemşire tam sorularımı yanıtlayacakken neden ve deden nasıl onlar kurtuldu mu diye telaşla sordum. Hemşire cevap vermeden başını öne eğdi. O an anladım artık kimsemin kalmadığını. Bu hayatta bir başıma kaldığım hiç kırıklarıma engel olamıyordu. Çıkmasaydın evden sen de ölseydin diye sürekli sayıklıyordum. Hemşire hazırladığı bir iğneyi koluma bağlı olan serumu boşalttı. Çok geçmeden kendimden geçmiştim. Kendime geldiğimde yine o hemşire başımdaydı. İyi misiniz beyefendi diye sordu gülümseyerek. İyi olmak istemiyorum. Beni neden burada tutuyorsunuz? Olanları bedeniniz kaldırmadı. Dünden beri krizler geçiriyorsunuz. İyiyim ben. Çıkmak istiyorum dedim. Hemşire bana. Siz burada bekleyin. Ben doktor bey çağırayım dedi. Hemşire çıktıktan 5 dakika sonra doktor içeri girdi doktor da kendini nasıl hissediyorsun gibi birkaç soru sorduktan sonra başsağlığı diledi ve çıkabilirsin deyip gitti. Çıkış işlemlerinden sonra hastaneden ayrıldım. Hastaneden çıkmıştım ama gidecek hiçbir yerim yoktu. Bir parka geçip oturdum ve kara kara düşünmeye başladım. Karnım açtı ama çok az param vardı. Oldukça az olan paramı çarçur etmek istemiyordum. Bu yüzden açlık düşüncesini aklından çıkarıp olanları düşünmeye başladım. Bundan sonra ne yapacaktım ben? Artık ne gidecek yerim vardı ne de hayatta kimse. Bu şekilde yaşamanın ne anlamı vardı ki? Yavaş yavaş intihar düşüncesi aklıma yerleşiyordu. Nasıl intihar edebileceğimi düşünürken farkında olmadan oturduğum bahçe uykuya dalmıştım. Rüyamda güzel elma ağaçlarıyla dolu bir bahçenin içindeydim. Birden dedem ağaçların arasından çıkıp geldi ve bir elma koparıp bana uzattı. Dedemden elmayı alıp bir ısırık aldım. Rüyadaydım ama nasıl oluyorsa tat alabiliyordum. Elma oldukça tatlıydı. İşte hayat böyle tatlıdır oğlum. Kendin için olmasa bile senin gibi kimsesiz kalmış insanlar için yaşa. Onlara el uzat, yoldaşlık et, kimsesiz bırakma. Senden son isteğim bir bu. Tam cevap verecekken. Uykumdan sıçrayarak uyandım. Çoktan gece olmuş. Sokakta kimse kalmamıştı. Usul usul gözümden yaşlar akmaya başlamıştı. Dedemin son isteğini düşünerek intihar düşüncesini içimden söküp attım. Tam tekrar uykuya dalacakken biri biri sarstı. Kendime geldim. Gözlerimi açtığımda sokak serserileriyle göz göze geldim. Ne istiyorsunuz dedim öfkeli ses tonumla. Liderleri olduğu anlaşılan kilolu uzun biri öne çıkarak benimle konuşmaya başladı. Bu park bizim. Sen hangi cesaretle bizden izin almadan burada yatıyorsun? Üç kişilerdi ve ellerinde sopalar vardı. Bu yüzden korkmam gerekirdi ama içimde kaynağını bilmediğim bir cesaret vardı. Devletin parkı. Neye göre sizin oluyormuş? Bu sözümle üçü de sinirlenmiş. Birisi bana vurmak için elini kaldırmıştı. Bunu yapmalarıyla cesaretim daha da artmıştı. Bana vurmak üzere olan çocuğun suratına var gücümle yumruğu indirdim. Üçü de oldukça şaşkındı. Muhtemelen bunu beklemiyorlardı. Şaşkınlıklarından faydalanıp bana vuran çocuğun elindeki sopayı sert bir şekilde alıp aralarına daldım. Sopamdan nasibini yiyen inlemeler eşliğinde yere düşüyordu. Üçü de kaslı ve kilolu tiplerdi. Ben ise oldukça zayıf ve Ömründe tartışmamış biriydim. Ama güçleri bana yetmiyordu. Nasıl oluyordu bilmiyorum. Sanki içime başka birisi girmiş, beni kontrol ediyordu. Bu saçmalığı bitirmek istiyordum ama bedenimi kontrol edemiyordum. Üçü de yerden kalkamayacak duruma geldiğinde elindeki sopaları bir köşeye attım ve oradan uzaklaştım. Hayatım boyunca hep şiddete karşı çıkmış, her şeyin güzellikte çözülebileceğini düşünerek yaşamıştım. Şimdi böyle bir tartışmaya nasıl girebilirdim? Aklım almıyordu. Bu düşüncelerle sabahlamıştım. Defin işlemlerinden sonra iş bulma umuduyla etrafta dolanmaya başladım. İkindi vaktine kadar iş aradım ama bulamadım. Yüzüme kapanan kapılardan dolayı ümitlerim. Uzun zamandır bir şeyler yemediğim için de bedenim tükenmişti. O sırada bir simitçi gözüme çarptı. İki simit alıp karnımı doyurmaya başladım. Son lokmamı ağzıma attığımda bir giyim mağazasının önündeydim. Mağazanın camına eleman aranıyor yazısı asılmıştı. Beni alacaklarını düşünmüyordum ama Allah'tan ümit kesilmez diyerek besmeleyle girdim mağazaya. Genç bir kız müşterilere yetişmeye çalışıyor. Geniş omuzlu, patron olduğu belli olan bir adam ise kasada oturuyordu. Kasaya yaklaşıp selam verdim. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin dedi. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sana nasıl yardım edebilirim diye sorunca, eleman arıyormuşsunuz. Sizler için de uygunsa ben çalışmak isterim. Dedim. Geç otur şuraya kardeşim. Hemen adamın gösterdiği yere oturdum. Bir yandan müşterilerin aldığı kıyafetleri paketleyip ödeme alıyor. Bir yandan da bana deneyimli misin? Kaç yaşındasın gibi sorular soruyordu. Soru cevap faslı bitmiş. Ücretle anlaşmıştık. Bu arada adamın ismi de Cevat'tı. Cevat abinin alındın demesiyle dünyalar benim oldu sanki. Çok teşekkür ederim dedim mutluluğumu göstererek. Teşekkür etmeyi bırak. Gördüğüm gibi. Müşterilere yetişemiyoruz. Hemen başlasan iyi olur dedi gülümseyerek Cevat abi. Hemen abi diyerek başladım işe. Daha önce günlük olarak birkaç kez daha giyim mağazalarında çalışmıştım. O yüzden nedir, nasıl yapılır biliyordum. Maaşı çok iyi sayılmazdı ama hem yemek sorunu ortadan kalkmıştı hem de beğenleme gibi bir lüksüm yoktu. O gün akşam saat 10'a kadar çalıştık. Çalışırken de Gülsüm'le tanışmıştık. Müşteriler gelmemeye başladığında Cevat abi haydi gençler toparlanın çıkıyoruz diye seslendi. Cevat abinin seslenmesiyle çıktı. Yine bir parka geçip bir baktı oturdum. Sürekli Gülsüm'ü düşünüyordum. Onu düşünürken uykuya dalmışım. Uyandığımda güneş yavaş yavaş kendini gösteriyordu. Etrafta biraz dolandıktan sonra mağazanın yolunu tuttum. Vardığımda henüz açılmamıştı. İki saat sonra Cevat abi geldi. Kilidi açarken erken Akif dedi. Şakacı bir ses tonuyla erken uyandım dedim. İyi yapmışsın dedi ve dükkana girdik. Gülsüm de gelmişti. Çalışmaya başladık. Bir hafta kadar böyle geçti. Bir hafta sonra yine erkenden kalkıp mağazanın yolunu tuttu. Vardığımda Cevat abinin beni beklediğini gördüm. Eğer Akif her zaman sen mi erken geleceksin? Seninle konuşmak istediğim için bugün erken geldim. Hayrola abi bir sorun mu var? Hayır gel içeride konuşalım. Kapıları üstünüze kilitledikten sonra kasada oturduk. Konu nedir abi? Konu sensin Akif. Anlamadım. Bir haftadır aynı kıyafetle. Erkenden geliyorsun. Bir sıkıntın varsa söyle bana kardeşim. Öyle söyleyince mecbur kalıp yaşadığım her şeyi en baştan anlattım. Ah be kardeşim, neden en başından anlatmadın ki? Beni işe almazsın diye korktum abi. Zorda kalana el uzatmazsak niye kendimize insan diyoruz ki? Bugün çıkışta benimle gel. Eşyalı, küçük bir evim var. Eşyalar eski ama dışarıda yatmaktan iyidir. Bunu kabul edemem abi. Sana yük olmak istemiyorum. Merak etme. Kirasını maaşından düşerim. O zaman olur. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Cümlemizden kardeşim. Gülsüm gelene kadar Cevat abi bana nasihat verdi. Gülsüm gelince işimizin başına geçtik. Yine öğlene kadar müşterilerle uğraşık. Öğlen yemek yemek için ara verdik. Cevat abi bize benim biraz işim var gençler. Siz karnınızı doyurana kadar ben de gelirim deyip çıktı. Gülsüm'le baş başa yemek yerken hikayemi ve Cevat abiyle aramızda geçen konuşmayı anlattı. Gözleri dolmuştu. Benim de sana söylemem gereken bir şey var Akif. Nedir diye sordum. Ben sana arkadaşlıktan öte duygular besliyorum. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Her şey yolunda gidiyor. Sanki hayat benim için baştan kuruluyordu. Ben de aynı durumdaydım Gülsüm. Beni istemezsin diye sana söylemekten hep korktum. Böylece ilişkimiz başlamıştı. Cevat abinin gelmesiyle tekrar çalışmaya başladık. Yine saat 10 olmuştu. Hadi gençler çıkalım. Cevat abinin sözüyle mağazadan çıktık. Gülçün'le vedalaştıktan sonra Cevat abiyle arabaya binip yola çıktık. Küçük, bahçeli bir sitenin önünde durup arabadan indik. Cevat abi bagajdan iki tane poşet çıkardı. Sonra da siteye girdik. Nihayet yaşayacağın eve gelmiştik salona geçip oturduk. Cevat abi elindeki poşetleri bana uzatırken bunlar kıyafetlerin. Rencide de olma diye depodan çıkarttım dedi. İçimden Allah'a şükrediyordum. Böyle insanları karşıma çıkarttığı için. Bu arada poşetlerin içinde bir telefon ve biraz para var. Merak etme. Hepsini azar azar maaşından keseceğim. Allah senden razı olsun abi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi teşekkürü bıraktı. Sen böyle bir mi misafir kararlıyorsun. Bir çay demle de içelim. Hemen abi. Mutfağa geçtiğimde dolap doluydu. Belli ki yeni alışveriş yapılmıştı. Hemen çayı demleyip ikram ettim. Çay faslı bittikten sonra Cevat abi kalktı. Cevat abi gitince hemen duşa girdim. Duştan çıkınca okuldan arkadaşım olan mazlumu aradım. Kendimi tanıttıktan sonra bir süre havadan sudan konuştuk. Sonra ders notlarını rica ettim. Sağ olsun hemen gönderdi. Yarın pazardı. Pazar günleri mağaza çalışmıyordu. İlk iş bir kırtasiye dükkanı bulup gerekli malzemeleri satın almam gerekiyordu. Yorgunla daha fazla dayanamayıp kendimi yatağa bıraktım. Günlerdir bankta uyuduğum için yatak çok rahat gelmişti. Çok geçmeden o rahatlığın verdiği huzurla uykuya daldım. Deliksiz bir uykudan sonra saat sekizde uyandım. Yüzümü yıkadıktan sonra Kahvaltı hazırlayıp karnımı doyurdum. Sofrayı topladıktan sonra biraz evde oyalandım. Saat 10 olunca da çıktım. Dışarıda biraz dolandıktan sonra aradığım kırtasiye dükkanını bulmuştum. Defter, kalem gibi temel kırtasiye ihtiyaçlarını alıp eve geçtim. O günüm mazlumdan aldığım notları deftere dökmekle geçmişti. Hayatım Cevat abinin desteğiyle düzene girmişti artık. Pazartesiden cumartesiye akşam 10'a kadar çalışıyor on buçuk gibi evime geliyor. Bir saat kadar ders çalıştıktan sonra uyuyordum. Pazar günleri ise full ders çalışıyordum. Aslında ders çalışmaya ihtiyacım yoktu. Bütün konuları biliyordum ama unutmaktan korkuyordum. Bir önceki sene konuları biliyorum diye ders çalışmamış sınava girince bütün konuları unuttuğum için hiçbir şey yapamamıştım. Bu arada Cevat abinin ailesiyle de tanışmıştım. Güler yüzlü, samimi insanlardı dedemle ninemi aratmayan güzel bir ailem olmuştu. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Üç ay böylece geçip gitmişti. Sınav günüm yaklaşmış, haliyle benim de stresim artmıştı. Bir gün yemek arasında Cevat abi benle Gülsüm'ü karşısına alıp konuşmaya başladı. Bakın gençler, uzun zamandır sizi izliyorum. İlişkinizin olduğunu biliyorum. Konuşmak haddime de değil belki ama ikinizi de kardeşim gibi gördüğüm için konuşma gereği duydum. İkiniz de üniversite sınavına gireceksiniz. Kazanacağınızdan şüphem yok. Hatta il dışında okuma imkanınız bile var. Benim size tavsiyem. Niyetiniz ciddiyse evlenip yuvanızı kurun. Eğer il dışına çıkarsanız birbirinize sahip çıkarsınız. Okumak için ayrılıp da bir daha bir araya gelmeyen çok çift gördüm. Kendinize yazık etmeyin. Cevat abi sözünü bitirince Gülsüm kızgın kızgın bana bakmaya başladı. Ben hiçbir şey anlatmamıştım ama Cevat abi anlamış olacak ki seyrek konuşmaya başladı. Evlenme teklifini daha sonra yapar. Hem sınav stresinde uğraşmayın böyle şeylerle. Peki abi sen nasıl dersen? Ben bir akrabamın yardımıyla anneme durumu anlattıracağım. Size haber veririm isteme için. İyi o zaman işlerinizin başına. Hemen işlerimizin başına geçtik mutluluktan yerimde duramıyor. Sürekli gülsüme bakıyordum. Bu arada aklıma başka bir soru daha takılmıştı. Neden gülsümü annesinden isteyecektik ki? İçimdeki mutluluk ve soru işaretiyle günü bitirmiştim. Eve gidince hemen gülsümü e aradım. Konuşma arasında aklımdaki soruyu sordum. Gülsümün babası ölmüştü. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Cevat abinin desteğiyle evlendik. Sonra üniversite sınavına girdik. Ben Boğaziçi Üniversitesi hukuk bölümünü kazandım. Gülsüm maalesef kazanamadı ama hiç dert etmedi. Gülsüm'le birlikte İstanbul'a gittik. 5 yıl sonra hem avukat olmuştu hem de dünyalar güzeli bir kızım olmuştu. Mutlu Bir süre özel şirketlerde çalışıp para biriktirdim. Sonra da kendi büromu açtım. Her şey yolunda gidiyordu. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum tıkır tıkır işleyen bir planın içinde olduğumu bilmeden yaşayıp gidiyordum. Hayatım evden büroya, bürodan eve düzenli bir şekilde ilerliyordu. Davalara giriyor, neredeyse girdiğim tüm davaları kazanıyordum. Dava kazandıkça adım dilden dile yayılıyordu. Hayatım böyle geçip giderken yine bir gün erkenden uyandım. Bugün oldukça fazla randevum vardı. Yüzümü yıkayıp kahvaltımı ettikten sonra Hızlıca hazırlanıp arabamla büroma e doğru yola çıktım. Büroya geldiğimde randevu alanlar bekleme odasına toplanmıştı. Odama geçip oturdum. Çok geçmeden asistanım Ceren elinde kahvemle kapıda göründü. Günaydın Akif Bey. Günaydın Ceren. Kahve için teşekkür ederim. Afiyet olsun. İnsanları alayım mı? Kahvemi içip kendime geleyim. Ondan sonra alırsın dedim. Peki dedi. Seslenmeniz yeterli. Tamamdır Ceren. Teşekkür ederim. Kahve bittikten sonra Ceren diye seslendim. Çok geçmeden içeri girdi ve boş fincanı alırken Esma Hanım'la alıyorum dedi. Esma Hanım'la daha önceden görüşmüş müydük Ceren? Hayır Akif Bey. Bu ilk gelişi. Ceren çıktıktan bir süre sonra uzun boylu, siyah saçlı, beyaz tenli güzel denilebilecek bir kadın içeri girdi. Hoş geldiniz Esma Hanım. Buyurun. Şöyle oturun dedim elimle önümdeki sandalyeleri göstererek. Hoş buldum Akif Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız Esma Hanım? Teşekkür ederim Akif Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim şükürler olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben birkaç ay önce psikolojik sorunlar yaşadım. Çok psikoloğa gittim ama bir faydaları dokunmadı. Sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir büyücüye gittim. Gittiğimiz adamın evinde bir kuyu vardı. Sıra bize geldiğinde içeri girdik. Her tarafta hayvan sakatatları, bitkiler, kitaplar falan vardı. Anlayacağınız ortam korku filminden farksızdı. Adam bana cillerin musallat olduğunu, istediği parayı verirsem yardımcı olabileceğini söyledi. İstediği para gerçekten büyük bir tutardı ama el mahkum. Mecburen parayı verdim. Durumumda düzelme olmayınca dolandırıldığımı anladım. Sonra belli bir psikologtan yardım alarak düzeldim. Şimdi o adama dava açmak istiyorum. Belki ben paramı geri alamam ama en azından durumu olmayan insanlar düşmesin tuzağa. Benim durumum kötü değildi. O para beni çok zorlamadı ama siz de biliyorsunuz ki herkes benim kadar şanslı değil. Anlıyorum Esma Hanım. Öncelikle ben kaybedeceğimi bildiğim davalara girmem. Söylediğiniz şahsın açığını bulup kanıt toplamam gerekiyor adamı tanımadığım için yapabilecek miyim bilmiyorum. Siz bize adamın adresini, telefonunu ne biliyorsanız bırakın. Bir haftada süre verin. Yapabileceğimi düşünürsem elbette yardımcı olurum. Teşekkür ederim Akif Bey. İstediğiniz her şey bu dosyada var. Umarım yardımcı olabilirsiniz. Dosya için teşekkür ederim. Görüşmek üzere Esma Hanım. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kadın çıktıktan sonra asistanım odaya girdi. Sıradakini alayım mı Akif Bey? Hayır Ceren. Bütün randevularımı ertele. Yarın devam ederim. Peki nasıl isterseniz? Ceren çıktıktan sonra dosyayı açtım. Telefon numarasından, kimlik numarasına, kimlik numarasından, çocuklarının bilgilerine kadar bulmak isteyeceğim her şey dosyada vardı. O an kafamda bir plan oluştu. Hemen telefonumu çıkarıp polis bir arkadaşımı aradım. Merhaba Erk. Merhaba Akif. Nasılsın? Teşekkür ederim. ''Bildiğin gibi geçinip gidiyoruz. Sen nasılsın?'' ''Sağ ol ben de iyiyim. Yardımına ihtiyacım var.'' ''Ne oldu kardeşim?'' ''Hayırdır inşallah.'' ''Hayır Erkan hayır.'' ''Bir saate her zamanki yerimizde buluşalım mı?'' ''Olur.'' dedikten sonra telefonu kapattık ve ben bürodan çıktım. Arabamı hızlıca her zaman buluştuğumuz kafeye doğru sürerken sürekli kafamdaki planı tekrarlıyordum. Kafeye geldiğimde arabamı park edip içeri girdim. Biraz masalara baktıktan sonra el sallamasıyla Erkan'ı görüp selam vererek masaya oturdum. De bakalım ne oldu? Olayı kısaca anlattım. Tamam da kardeşim. Sen ne yapmayı planlıyorsun? Biliyorsun ki polis eşliğinde kaydedilmediği sürece videoların ve ses kayıtlarının hukukta kanıt olarak kullanılması yasak. Şimdi ben senin bana vereceği ses kayıt cihazlarını üstüme yerleştirip müşteri olarak bu adamın yanına gideceğim. Ben duymak istediğim her şeyi duyunca şimdi diyeceğim. Sen de şimdi kelimesini duyar duymaz, ekibinle bağışıp adamı alacaksın. Güzel diyorsun da kardeşim, hocanın adamları bizi dışarıda görürse, bu iş olmaz ki. Şimdi önümüzde iki yol var Erkan. Ya sivil giyinip müşteriymiş gibi sırada bekleyeceksiniz, ya da biraz daha uzakta duracaksınız. Uzakta durmamız daha mantıklı. Tek telsiz anonsunda operasyon başlar. Haklısın. Ne zaman yapacağız? Bana kalırsa hemen yapalım Erkan. Her geçen dakika başkalarını dolandırabilir. Durduğumuz kabahat o zaman kardeşim. Çıkalım hadi. Erkan emniyete geçti. Gerekli işlemler yapılıp ses kayıt cihazları üstüme takıldı. Sonra da arabama binip büyücünün evine doğru sürmeye başladım. Ekip de arkamdan gelecekti. Büyücünün evine geldiğimde kadının söylediği gibi ciddi bir kuyruk vardı. Arabamın torpido gözünden tabancamı alıp belime taktım. Sonra da inip kuyruğa girdim. Yaklaşık iki saat sonra nihayet sıra bana gelmişti. İçeri girdiğimde her şey kadının tarif ettiği gibiydi. Askılara, hayvan sakatatları asılmış, duvarlara monte edilmiş kitapçıkların alt raflarına kavanozlar, üst raflar neyse kitaplar dizilmişti. Büyücünün önünde duran, kirden rengi belli olmayan minderlerden birine midem bulansa da oturdum. Hoş geldin evladım. Nedir derdin? De bakalım hocana. Ben bir kızı çok seviyorum hocam. Onun da beni sevmesi için elimden geleni yapıyorum. Ama bir türlü beni fark etmiyor. Bu işi halledebilir misiniz? Elbette evladım. Ama kesenin ağzını iyi açman gerek. Bu iş öyle iki kuruşluk bir iş değildir. En az elli bin lira gerekir. Yarısı şu an üstünde var hocam. Diğer yarısını iş bitiminde getirsem olur mu? Öyle saçmalık olmaz ama senin için yapacağız bir şeyler. Parayı hocaya doğru verirken dolandırdığım bir kadının avukatıyım. Şu anda konuştuklarımızı ses kayıt cihazıyla kaydettiğimi ve sana açacağımız davada kanıt olarak kullanacağımı söylesem tam da istediğim gibi karşımdaki dolandırıcı sinirden deliye dönmüştü. Dişlerini sıkarak konuşmaya başladı. Derini yüzer. Ruhunu en güçlü ifritlere yem ederim. İstediğim gibi tehdit etmişti. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Lanet dolandırıcı. İstediğim her şeyi söylediğin için teşekkür ederim dedim gülümseyerek. Sonra da şimdi diye bağırdım. Çok geçmeden ekip baskın yaptı. Orada büyücü ve tüm yardımcıları tutuklandı. Ekip aracına binerken bile tehditler savuruyordu büyücü. Ekip aracı önde, ben de arabamla arkalarından emniyete doğru gitmeye başladık. Emniyete geldiğimizde, ses kayıt cihazlarını teslim edip kaydın kopyasını aldım ve emniyetten ayrıldım. Büroma doğru sürüyordum arabayı. İlk kez böyle bir operasyona katılmıştım. Onda da başarılı olmuş. istediklerinin fazlasıyla almıştım. Büro'ya geldiğimde Ceren'den bir kahve rica edip odama geçtim. Kahvem gelince dosyada bulunan bilgelerle büyücünün bütün çocuklarını teker teker aradı ve olanı biteni anlattım. Açacağımız davada şahitlik etmelerini istedim. Büyücünün çocukları da ne iş yaptığını bildikleri için ikna etmek pek zor olmadı. Telefon faslı bittikten sonra Ceren'i yanıma çağırdım. Esma Hanım'ı çağıralım Ceren. Gelebiliyorsa hemen gelsin. Müsait değilse yarın mutlaka gelsin. Durumun adiliyetini vurgularsan sevinirim. Ceren çıktıktan sonra dava hakkında bir dosya oluşturup günün raporunu ve ses kaydını dosyaya yerleştirdim. Her şey yolunda gidiyordu ancak kanıtların az olduğunu düşünüyordum. Kapının çalınmasıyla dosyayı kapatıp bir kenara bıraktım. Saate baktığımda farkında olmadan iki saat boyunca dosyayla ilgilendiğimi fark ettim. Buyurun diye seslendim kapıya doğru. Gelen Ceren'di. Esma Hanım geldiler. Alayım mı hemen Akif Bey diye sordu. Alabilirsin Ceren diye karşılık verdim. Esma Hanım geçip oturduktan sonra olanları hızlıca anlattım. Şu anda bile yeterince kanatımız var Esma Hanım. Dava gününe kadar da toplamaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olabileceğinizi biliyordum. O gün vakit kaybetmeden Esma Hanım'dan vekalet aldım. Artık Esma Hanım resmi olarak müvekkilimdi. Esma Hanım gittikten sonra ben de toparlandım. Çıkıyorum ben Ceren. Sen de çıkabilirsin dedi. Peki Akif Bey. İyi akşamlar dedi. Arabama bileyip evime doğru sürmeye başladım. Evime geldiğimde anahtarlarımla kapıyı açıp içeri girdim. Yüzümü yıkadıktan sonra mutfağa geçtim. Her zamanki gibi Gülsüm sofrayı hazırlamış beni bekliyordu. Karımın yanına bir öpücük kondurduktan sonra karşısına oturdum. Ayşe uyudu mu? Evet. Gündüz huysuzlanıp uyuyamadı. Zorla da olsa biraz önce uyutmayı başardım. Gülsüm bana senin günün nasıl geçti diye sordu. Bugün biraz hareketli geçti. Nasıl yani? Boş ver ya. İş hayatımı eve getirmeyi sevmiyorum. Biliyorsun. Yemeğimizi yedikten sonra televizyon odasına geçip biraz televizyon izledik. Daha sonra uyuduk. Gülsümün beni sarsmasıyla uyandım. Hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Hemen gözyaşlarını silip komedinin üstünde duran suyu içirdim. Kendine gelmişti sonunda. Ne oldu canım? Kabus. Çok kötü bir kabus gördüm dedi. Telaşlı bir ses tonuyla. Ne gördün peki? Bir doğum günü partisindeydik ama kimdi bilmiyorum. Sonra birden elektrikler gidiyor. Geri geldiğinde hiçbiriniz yoksunuz. Ben korkup sana sesleniyorum ama bana cevap vermiyorsun. Sonra ben odadan çıkıp evin içinde sizi arıyorum. Bu anda evin çok büyük olduğunu fark ediyorum. Korkuyorum. Sana seslenmeye devam ediyorum ama yine cevap vermiyorsun. Koşa koşa evin bütün odalarını arıyorum. Son bir oda kalıyor. Kapıyı açtığımda dedi ve ağlamaya devam etti. Sakin ol, yanındayım ben. Hadi anlatmaya devam et. Ayşe'nin başını gövdesinden ayırmış, iplerle ayrı ayrı tavana asmıştı. Odanın her yerinde de bir şeyler yazıyordu. Ne yazdığını hatırlayabiliyor musun? Lızen, Ganzir ve Zoana. O gün Gülsüm zorla da olsa sakinleştirdi. O uyuluktan sonra rüyasında gördüğü yazıları Araştırmak için not defterime yazdım. Kafam soru işaretleriyle dolmuştu. Yeni aldığım davamın karımın rüyasıyla ilgisi var mıydı? Eğer varsa ailemi nasıl koruyacaktım? Kafamdaki sorularla farkında olmadan uykuya dalmıştım. Çalan alarmın sesiyle uyandım. Hadi bugün çok işim var dedim kendi kendime ve yataktan çıktım. Yüzümü yıkadıktan sonra mutfağa geçtim. Yüzüm çoktan kahvaltıyı hazırlamış. Ayşe ile ilgilenmeye başlamıştı. Karnımı doyurduktan sonra biraz kızımla oynadım ve evden çıktım. Arabamı büyücünün oturduğu mahalleye doğru sürerken Ceren'i aradım. Ceren telefonu açınca yeni aldığımız davadan dolayı bir ay boyunca dava kabul etmeyeceğimi, insanların durumu acilse başka avukat bulmaları gerektiğini söylemesini söyledim ve telefonu kapattım. Büyüçünün mahallesine gelince evine yakın bütün komşularına kartını vererek durumu anlattım ve yardımcı olacak birisi varsa misafir etmek istediğimi belirttim. Sağ olsunlar güler yüzle karşıladılar beni. Bu işlem çok vaktimi almıştı. Ancak moralimi bozmadım. Arabamı ofise doğru sürerken sürekli daha fazla nasıl kanıt toplayabileceğimi düşünüyordum. Aslında elimdeki kanıtlar istediğim cezanın verilmesi için yeterliydi. Ancak her zamanki gibi işimi garantiye almak istiyordum. Büroma vardığımda çalışanlara selam verip odama geçtim. Kanıtlarımdan emin olmak için dün oluşturduğum dosyayı baştan sona incelemeye başladım. Yaklaşık bir saat dosyayla ilgilendikten sonra kapım tıklandı. Buyurun lütfen Nedim. Böldüğüm için üzgünüm Akif Bey. Hakkı diye bir bey ısrarla sizinle görüşmek istiyor. Konunun açtığımız davayla ilgili olduğunu söyleyince geri çevirmedim. Hemen Ali içeri Ceren. Peki Akif Bey. Ceren çıktıktan sonra kısa boylu toparlayarak yürüyen bir adam içeri girdi. Merhaba avukat. Merhaba. Oturun lütfen. Adam otururken ben de baştan sona süzdüm onu. Adam bir yerden tanıdık geliyor da ama bir türlü çıkaramıyordum. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size? Duydum ki şerefsiz Halit'e dava açmışsın avukat. Ben de şahitlik etmek istiyorum sana. Sizle mi dolandırdı? Hayır, ben o kansızın yardımcısıydım. Hatırlamadın mı beni? Hatırladım da. Neden şahitlik etmek istiyorsun? Onu anlamadım. O kansız yıllarca zorla beni yanında tuttu. İstemeden ona yardım etmek zorunda kaldım. Hesap sorma vakti bende. Nasıl zorla tuttu? Ailemi öldürmekle tehdit etti. Neden hukuka başvurmadınız? Korktum avukat. korktun. Peki Hakkı Bey. Ceren Hanım'a iletişim bilgilerinizi bırakın. Size haber vereceğim. Sağ ol avukat. Adam gittikten sonra yapacak bir işim olmadığı için evime geçtim. Nihayet bir ay geçmiş. Dava günü gelmişti. O bir ay içinde eşimin kabusları artmış. Evden tartışma hiç eksik olmamıştı. Artık huzur diye bir şey yoktu evde. Her şey bir anda nasıl tersine döner anlamakta zorluk çekiyordum. O gün davaya girdim. Topladığım kanıtlar, şahitler, adamın suçüstü yakalanması birleşince, mahkeme istediğim gibi bir ceza verdi. Mahkeme salonundan çıkar çıkmaz evime geçtim. Gülsüm her zamanki gibi Ayşe ile ilgileniyordu. Beni görünce yüzü düşmüştü. Karımı karşıma alıp konuşmaya başladım. Bak Gülsüm, bir aydır iş eve yansıtıyorum. Bunun farkındayım ve senden özür dilemek istiyorum. Bu durum bir daha yaşanmayacak. Tamam Akif, önemli değil. Asma artık yüzünü, bak ne diyeceğim. Bu akşam dışarıda baş başa bir yemek yiyelim. Hem ne zamandır yemeğe çıktığımızı hatırlamıyorum. Ayşe ne olacak peki? Çiğdem teyzeye bırakırız. Hem sen de biliyorsun. Kendi çocuğu gibi seviyor. Tamam canım olur. Gülşim hazırlanırken ben de kızımla oynuyordum. Gülsüm hazırlanınca evden çıktık. Ayşe Çiğdem teyzeye bıraktıktan sonra her zaman gittiğimiz restoranta geçtik. Siparişlerimizi beklerken bu kabuslardan kurtulmak için bir psikoloğa gitmesini tavsiye ettim ama ısrarla iyi olduğunu, kabuslara alıştığını söylüyordu. Normal olarak korkuyordu. Eğer bu bir hastalıksa ilerleyebilir, kendine ya da kızımıza zarar verebilirdi. Ama kırılmasın diye ısrar etmedim bu durum devam ederse konuyu tekrar açacak gerekirse de gülçümü zorla hastaneye götürecektim. Yemeklerimiz gelince karnımızı doyurmaya başladık. Yemeğin sonuna doğru bir çınlama eşliğinde gülçümün her gece kabuslarında gördüğü o lanet kelimeler kulağıma fısıldanmaya başladı. Zaman ilerledikçe fısıltı yerini bağırışıyla bırakıyordu. Gülsüm'e durumu çaktırmamaya çalışsam da dayanacak gücüm kalmamıştı. En sonunda biri kulağımın dibinde o cümleleri bağırdı. O an istemsizce yerimden sıçradım. Çınlamadı. Çığlıklar da kesilmişti ama Gülsüm sürekli kızım Ayşem diye sayıklayarak ağlamaya başladı. Ben de korkmaya başlamıştım. Çiğdem teyze de arayınca korkum tavan yapmıştı. Hızlıca hesabı ödeyip koşa koşa arabaya geçtik kontağı çevirirken diğer elimle de korkarak telefonu yanıtlayıp kulağıma götürdüm. Efendim Cidam teyze dedim. Korkumu belli ederek sizin evde birileri var oğlum. Işıklar ve perdeler hızla kapanıp açılıyor. Ayşe iyi mi teyze? İyi oğlum. Havasını yediriyorum. Niye sordun ki? Lütfen bir şey sorma teyze. Biz geliyoruz. Ben bile kapıyı çalsam. Besmele çektirmeden açma olur mu? Ne oluyor oğlum? Korkutuyorsun beni yoldayız. Gelince her şeyi anlatırım. Tamam oğlum. Titreyen ellerim, korkulu yüreğimle arabayı hızla kullanıyordum. Hiçbir trafik kuralına dikkat etmiyordum. Vardığımızda ani frenle arabayı durdurdum ve ikimiz de Sinav teyzenin evine doğru koşmaya başladık. Kapıyı yumruklarken göz ucuyla bizim eve baktım. Hiçbir hareketlilik yoktu. Çiğdem teyze önce kapının yanındaki küçük camdan ikimize de baktı. Sonra da bezmele çekin dedi. Kararlı bir ses tonuyla. İkimiz de bezmele çekince kapıyı açtı. Hızlıca ayakkabılarımızı çıkarıp çirde aldık. Melek kızım her şeyden habersiz bizi görünce şirinlikler yapmaya başlamış. Bütün telaşımızı almıştı. Ne oldu Çiğdem teyze? Anlatır mısın? Ayşe'nin karnını doyururken sizin evin ortam bir parıltı görür gibi oldum. O tarafa dikkat kesildiğimde ışıklar ve perdeler kendi kendine kapanıp açılıyordu. Ben de sizi aradım ama. Bir bildiğin varsa anlat oğlum. Elimizden gelen bir şey varsa yapalım. Büyücü davasını törpülemeden olduğu gibi anlattım. Gülsüm de, Çiğdem teyze de anlattıklarımı korkuyla dinlemişlerdi. Size cinler de Bildiğim bir hüddam hoca var. Müsaade et çağırayım. Çözse çözse o çözer durumunuzu. Hemen Hacıya hocaya başvurmayalım teyze. Hem belki hırsız girmiştir eve. Sen bilirsin oğlum da. Hırsız perdelerle ışıklarla oynayıp gider mi? Çaktırmadan alacağını alıp gider. Kendine acımıyorsan. Bebeğinle karını acı. Peki teyze. Çağır gelsinler. Çiğdem teyze birini arayıp yaklaşık bir dakika konuştu ve telefonu kapatıp yanımıza geldi. Ne oldu teyze? Gelecek mi diye sordum. Evet. Birazdan burada olacakmış. Mutlu olmuştum. Üçümüz de korkuyorduk. Böyle bir durumda kim korkmaz ki? Yaklaşık 40 dakika sonra kapı çalmaya başladı. Çiğdem teyze hemen kalkıp kapıyı açmaya gitti. Kapı açılma sesinden sonra ''Hoş geldin Muhammed hocam'' diyen Çiğdem teyzenin sesini duydu. Çok geçmeden de birlikte salona geldiler. Hocayla tanıştık. Uzun boylu, geniş umurlu, temiz yüzlü bir adamdı. Onu görünce istemsizce rahatlamıştım nedense kurtulacağımıza dair bir his oluşmuştu içimde. Biraz sohbet ettikten sonra hoca Cidem teyzeye dönerek konu nedir abla diye sordu. Akif bir avukat hocam bir büyücünün hapse girmesine neden olmuş. Şimdi ailesine dadandılar. Ben de çözse çözse Muhammed hoca çözer diyerek seni çağırdım. Tamam abla ne nedir ne değildir öğrenelim. Ona göre bir hal çaresine bakarız olayı anlatır mısın Akif kardeşim? Tabii hocam diyerek yaşadıklarımı baştan sona atlamadan hocaya da anlattım. Benim anlatacaklarım bittikten sonra Gülsüm de kendi yaşadıklarını anlatmaya başladı. Biz anlatırken hoca bir yandan elindeki not defterini anlattıklarımızdan notlar alıyor. Bir yandan da Allah ıslah etsin diye sürekli söyleniyordu. Gülsüm de yaşadıklarını anlattıktan sonra duyduğu kelimeleri bu kelimeler nedir hocam? Her şey bunlarla başladı diyerek lafa girdi. Gazzeri domuz, lisan dili, yani domuz dil. Ne demek oluyor bu? Domuz dili bir büyünün ismidir. Size domuz dili büyüsü yapılmış. Domuz dili kulyas kabilesiyle yapılan çok tehlikeli bir büyüdür. Dünyada bu büyüyü yapabilen nadir insanlar vardır. Peki ne amaçla yapılmış hocam? Bu büyünün tek bir amacı vardır. O da hedef bedenleri, şeytan kefenine sarıp, beden sahibi ruhları, Azrail yokuşuna yani berzah alemine çekip kıyamete kadar işkence etmek. Yani amaçları bu dünyada cehennemi yaşatmak. Hocanın anlattıkları beni hem çok korkutmuş hem de suçluluk duygusunu içime yerleştirmişti. Benim yüzümden, canımdan çok sevdiğim ailem tehlikeye girmişti. Peki hocam, zonavak nedir? Onu söylemediniz o şifreli bir ipucu. Şifreyi çözebilirsek büyünün nerede olduğunu öğrenebiliriz. Yerini bulmanız durumunda da bozabiliriz ama şifreyi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. O yüzden kendi yöntemlerimle bulacağım. Burada benim anlamadığım bir şey var. Nedir hocam? Bu adamın büyüyü yapabilmesi için serbest olması gerekir. Bu adam göz altındayken bu büyüyü nasıl yaptı? Başkasına yaptırmış olamaz mı hocam? Olabilir ne yapacağız hocam? Kurtarabilecek misin bizi? Elimden geleni yapacağım Akif kardeşim. Sen bebeğini Çiğdem ablaya ver bacım. Sizin evde bir rıçal yapmamız gerek. Gülsün peki hocam diyerek Ayşe'yi Çiğdem teyzeye uzattı. Sonra da bizim eve doğru yürümeye başladık. Vardığımızda anahtarlarımla kapıyı korkarak açtım ve içeri girdik. Hocanın rahatlığı ikimizi de cesaretlendiriyordu. Hoca ile birlikte Evi baştan sona gezdik. Ev nasıl bıraktıysak öyleydi. Büyü daha başlamamış. Sadece sizi korkutmuşlar. Peki hocam ne yapacağız? Büyüyü bulup bozmamız gerek. Hocam nereden bulacağız? Yapacağımız ritüelle büyünün yerini bize göstermelerini sağlayacağım. Büyüyü bulursak zaten devamı gelir. Kullanmadığınız içinde eşya olmayan boş bir oda lazım. Yüz katta bir odamız var. Vakit kaybetmeyelim o halde. Hemen üst kattaki boş odaya geçtik. Ben Gülsüm'ün yanına. Gülsüm de Muhammed hocanın karşısına oturdu. Hoca garip bir kalemle Gülsüm'ün elinin üstüne ve alnına Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir şeyler yazdı. Sonra da çantasından bir yumurta çıkarıp Gülsüm'ün sol eline verdi. Şimdi rüyaya geçeceksin. Rüyada da bu yumurta elinde olacak. Sana saldırmaya çalıştıkları anda yumurtayı sıkarak kır. O anda uyanacaksın. Sakın korkma. Ben de Akif kardeşim de yanındayız. Gülsüm'ün korktuğunu hissedebiliyordum. Onun yerine ben gitsem olmaz mı diye sordum. Olmaz kardeşim. Onu muhatap almışlar. Gülsüm ben hazırım hocam dedi. Gülsüm'ün bu lafıyla ritüel başlamıştı. Şimdi gözlerini kapat bacım. Hiçbir şeyi düşünme. Sadece gözünün önündeki karanlığı izle. Gülsüm, dinlen şeyi yaptığında, hoca da bir şeyler okuyordu. Çok geçmemişti ki, Gülsüm'ün başı birden önüne düştü. Gülsüm'ün başı önüne düşünce, hoca da okumayı bıraktı. İkimiz de, Gülsüm'ün yumurtayı sıkmasını bekliyordu. Yaklaşık bir dakika kadar sonra, Gülsüm yumurtayı sıkıp, sıçrayarak uyandı. Beni asıl şaşırtan şey, yumurtanın içinden, bir kağıt parçası dışında hiçbir şey çıkmamıştı. Hoca hemen çıkan kağıdı alıp okudu. Ne yazıyor hocam diye sorduğumda önemli bir şey değil deyip montonun iç cebine sıkıştırdı. Bir şey sakladığı belliydi. Ancak vardır bir bildiği diyerek müdahale etmedim. Ne gördün hocam? Bahçedeki çiçeklerimi suluyordum. Birden çiçeklerin arasından bir akrep çıktı. Sonra akrep büyüdü. Büyüdükçe de insana benziyordu tam insan haline geldiğinde üstüme doğru atıldı. O anda yumurtayı sıktım. Hoca bir şey anlamış gibi ayağı fırlayıp koşmaya başladı. Biz de peşinden gidiyorduk. Girişteki ektiğimiz çiçeklerin önüne geldiğinde tereddüt etmeden çiçekleri hızlıca yolmaya başladı. Çiçekler bittiğinde eliyle hızlı bir şekilde toprağı eşelemeye başladı. Tahminim 15 santim kadar eşeledikten sonra siyah bir kutu çıkardı. Kutuyu açtığında hem çıkan kokudan hem de gördüklerinizden midemiz bulanmıştı. Kutunun içinde siyah bir iple sarılmış bir dil ve rulo haline getirilmiş bir kağıt vardı. Oca kağıdı açıp okumaya başladı. Ben Ramazan'dan olma, Havva'dan doğma Kara Remzi. Bu büyüyü yaparak Kulyas silinerine gereken kefareti ödemeyi kabul ediyorum. Şeytan kefeni kara ipin bu domuz dilini sardığı gibi Mehmet'ten olma narinden doğma Akif'in bedenini sarsın. En güçlü kulyas ifritleri ruhunu kemirsin. çığlıkları bütün berzahta yankılansın ve cehennemden beteri yaşatılsın. Duyduğum bu satırlar dehşete düşmem için yeterli olmuştu. Uca acıyan gözlerle bana bakarak konuşmaya başladı. Büyü, sadece sana yapılmış Akif kardeşim. O zaman karım niye kabuslar görüyor hocam? Her şeyi öğreneceğiz ama. Önce karar gidip büyüyü bozdurmamız gerek. Karar Remzi'yi nereden bulacağız? Sen onu bana bırak. Sen Çiğdem ablanın yanına git bacım. Senlik bir şey kalmadı. Eşimi kurtaracak mısın hocam diye sordu Yusuf. Hoca da Allah'ın izni ve yardımıyla elimden geleni yapacağım dedi. Gülsüm'ün Hacer teyzenin evine girdiğini gördükten sonra Muhammed hocayla arabaya bindik. Nereye gideceğimizi bilmediğim için arabayı Muhammed hoca kullanıyordu. Hoca Arabayı kullanırken telefonla birini aradı ve biraz beklemeden sonra konuşmaya başladı. Selamun aleyküm Aras kardeşim. Hal hatır sormayı bırak. Sana acil işim düştü. Karıcımızı diye birini arıyorum. Araştırma imkanın var mı? Hayır. Soyadını bilmiyorum. Annesinin adı Havva, babasınınki de Ramazan. Bildiklerim bunlar. Tamam sağ ol kardeşim. Muhammed Hoca telefonu kapattıktan 15-20 dakika kadar sonra İşlek bir caddeye geldik ve durduk. Arabadan inip bir kırtasiye dükkanına girdik ve arkamızdan kapıyı kilitledik. Şimdi ne yapacağız hocam? Bu büyü sıradan bir büyü değil. Bozmanın tek bir yolu var. O da bir kişi tarafından yapılamaz. Bu işlerin içinde olan en az iki kişi gerekir. Aksi takdirde ritüel başarısız olur. O ikinci kişi kim olacak? Büyü yapan kişi tabii ki de. Büyücüyü o yüzden mi araştırıyoruz hocam? Evet. Peki yaptığı şeyi neden bozsun ki hocam? Can korkusu kardeşim. Hocanın bunu demesiyle tehdit edeceğini düşündüm. Ancak öyle olmadığını büyücünün evine gidince anladım. Bu şekilde biraz daha sohbet ettikten sonra hocanın telefonuna bir mesaj geldi. Beklediği şey olacak ki hadi kardeşim gidiyoruz diyerek kalktı. Dükkanın kapılarını kilitledikten sonra arabaya binip yola çıktık. Arabayı yine Muhammed Hoca kullanıyordu. Bu şekilde biraz ilerledikten sonra bir gece kondunun önüne geldik. Hoca bir hışımla indi. Ben de peşinden. Ne kadar belli etmemeye çalışsam da korkuyordum. Hocanın kapıyı çalmasını beklerken sert bir şekilde tekmeledi ve tahta kapı çok dayanamadan açıldı. Ev eski köy evleri gibiydi. Yani tüm odalarının kapıları oturma odasına açılıyordu. İçeri girer girmez kambur bir adamla yüz yüze geldik. Adam Muhammed hocaya bakarak korkuyla konuşmaya başladı. Senin burada ne işin var Hüddam Muhammed? Bugüne kadar sen bana karışmadın. Ben de sana defol evimden. Tahmin ettiğim gibi bu büyücü remzeydi. Muhammed hocadan korktu. Gözlerindeki korkudan belliydi. Hoca bağırarak söylediklerine cevap verdi. Bugüne kadar sana karışmadıysam senden korktuğumdan değil, seni tanımadığımdandır. Bugün duydum ki Onlarca mazlumun kanını akıtmışsın. Yuvalarını yıkmışsın. Şeytana köle olmuşsun. Buraya tüm bunların hesabını sormaya geldim. Kansız Remzi. Bu kardeşimiz senin kansızlığın yüzünden günlerce kulyas çinleriyle iç içe yaşamış. Üstelik el kadar bebekleri var. Sen bunu bile bile bu mazluma düşmanın düşmana yapmayacağı kötülüğü yaptın. İçme Allah'tan korkmadın. Kuldan utanmadın. Bu yaptıkların yanına mı kalır sandın? Pişmanım Hüddan Muhammed. Çok pişmanım. Lütfen öldürme beni. Bu büyüğü birlikte bozacağız. Bu mazlumu senin yanlışına kurban edemem. Tamam. Ne dersen o. Yeter ki öldürme beni. Düşünüme. Büyüyü hemen bozacağız. Muhammed hocanın sözüyle büyücü önde. Biz arkada evin bodrum katına indik. Burada da diğer büyücünün evinde olduğu gibi her yerde hayvan sakatatları vardı. Önce duvarın önüne büyük bir ayna yerleştirdiler. Sonra aynanın önüne bunlarla küçük bir çember oluşturup büyüyü çemberin içine bıraktılar. Sonra da çemberin önüne 10 santim arı olacak şekilde tuzla üçümüzü sağabileceği büyük bir çember daha yaptılar. Son olarak ışığı kapatıp bunları yaktılar ve tuz ile yaptıkları çemberin içine girdik. Mustafa Hoca bana dönerek sakın çemberden çıkma. Eğer çıkarsan Allah korusun seni kurtaramayız dedi ve ritüel başladı. Bir ağızdan Arapça bir şeyler okumaya başladılar. Onlar okudukça odadaki oksijen azalıyormuş gibi nefes almakta zorlanıyorduk. Biraz sonra Arapça bitti ve Türkçe okumaya başladılar. Kara ip domuz dilini bıraksın. Hulfer kapısı açılsın. Kapıdan dünyaya gelen kulyas ifritleri geldiği gibi geri dönsün. Sözleri biter bitmez domuz diline sarılı olan siyah ip birden kendi kendine çözüldü ve yok oldu. Sonra da dil çemberisine alan mumların alevleri birden yükseldi. Bu arada nefes almak iyice zorlaşmış, kıvranır hale gelmiştik. Muhammed Hoca ve büyücü son mecelleriyle son kelimelerini söylediler. Ey kulyas ifritleri! ya alemize dönün ya da ölün. Büyücü ve hocanın bağırarak söylediği bu cümleler biter bitmez etraf mahşer alanına döndü. Duman gibi süzülen kara çarşaflı varlıklar ateşin içinden geçerek kayboluyor. Bunlar olurken de büyük bir deprem oluyormuş gibi ev sarsılıyor. Kırılma, dökülme sesleri her yerde yankılanıyordu. Son varlıkta ateşe girecekken büyücü yanlışlıkla içinde bulunduğumuz çemberi Ayağıyla bozdu. Çember bizi koruyor olacak ki. Büyücü çemberi bozunca ateşe girmek üzere olan cin büyücüyü boğazından kavradığı gibi ateşe çekti. Muhammed hoca dualar okuyarak korumaya çalışsa da başarılı olamamış. Varlıkla birlikte büyücü de ateşin içinde kaybolmuştu. Onlar kaybolunca her şey bıçak gibi kesildi. Korku ve dehşet içinde kriz geçiriyordu. Yeri yumrukluyor. Saçımı çekiyordum. Hoca okkalı bir tokat patlatıp kendine gel. Buradan gitmemiz lazım diye bağırdı. Tokat beni az da olsa kendime getirmişti. Vakit kaybetmeden arabaya binip hızla oradan uzaklaştık. Hoca arabayı olabildiğince hızlı kullanıyordu. Nereye gittiğimizi bilmiyordum ama sormak da içimden gelmiyordu. Korkum ve telaşım hala geçmemişti. Sürekli etrafa bakıyordum. Hoca durumu anlamış olacak ki sakin bir sesle ''Merak etme kardeşim, kurtuldun'' dedi. Hocanın bu sözüyle bakışlarımı ona çevirdi. ''O varlıklar, büyücüyle yetinmeyip geri gelebilir mi hocam?'' ''Hayır kardeşim, gelemezler. Büyü bozuldu.'' ''Bundan sonra sen bir cine zarar vermezsen, büyü yapılmazsa ya da bir çine sana aşık olmazsa, musallat yaşamazsın. Büyücüye ne alacak peki onu?'' Azrail yokuşuna çektiler. Onu geri almanın iki yolu var. Biri anlaşma. Ancak Kolyas cinleri anlaşma yapmazlar. Geriye tek bir yol kalır. O da savaşmak. Kolyas cinleri en güçlü din kabilelerinden biridir. Ayrıca en kalabalık cin kabilesidir. Bu yüzden kimse onlarla savaşmayı göze alamaz. Yani uzun lafın kızası, büyücünün hali Allah'a kalmış. Hem düşünme bunları kardeşim. Allah bilir kaç mazlumun kanını akıtmıştır. Kaç yuva yıkılmıştır. Yani o bunu hak etti. Sohbet ede ede bir evin önünde durduk. Burası benim fakirhane. Buyur kardeşim. Arabadan inip hocanın evine geçtik. Yorgun olduğumuz için hoca hemen bana yatak hazırlayıp odasına geçti. Merak ettiğini düşünerek yatmadan önce Gülsüm'ü aradım. Çok geçmeden telefonu yanıtladı. Olanları özet geçtikten sonra iyi olduğumu, bu gece gelemeyeceğimi, onun da çiğdem teyzelerde kalmasını söyledim ve telefonu kapatıp bana hazırlanan yatağa geçtim. Başımı yastığa bırakır bırakmaz uykuya daldım. Deliksiz, rahat bir uykudan sonra uyandım. Muhammed Hoca ile kahvaltı ettikten sonra vedalaştık. Arabama binip evime doğru sürmeye başladım. Tüm bu olayların psikolojisini üstümden atmak için bir gün izin yapmaya karar verdim. Göğsümü teyzelerden aldım. O gün akşama kadar birlikte vakit geçirdik. Akşam olunca içimiz de yorulmuştuk. Ayşe'yi alıp evimize geçtik ve kendimizi uykunun kollarına bıraktık. Uyandığımda ellerimden ve kollarımdan bir sandalyeye sıkıca bağlanmıştım. Ne oluyor diye etrafıma bakmaya başladım. Muhammed Hoca da aynı durumda yanındaydı. Çok geçmeden o da kendine geldi. Benim yaptığım gibi ne olduğunu anlamak için etrafı süzmeye başladı. Her tarafı hızlı hızlı geçtikten sonra odanın köşesine uzun uzun baktı. Baktığı yerde garip bir sembol vardı. Ne olduğunu soramadan içinde bulunduğumuz odanın kapısı açıldı ve içeriye karım Gülşüm'le müvekkilim Esma girdi. İkimiz de şok olmuştuk. Muhammed Hoca öfkeyle Esma'ya bakıyordu. Ne o hüddam Muhammed? Yaptıkların yanına kar mı kalacak sandın? Senin yüzünden ailem yok oldu. Ailen de kansızdı, sen de kansızsın. Burada ne oluyor diye bağırdım. Esma bana bakarak konuşmaya başladı. Her şey tuzaktı avukat. Karın seni ortadan kaldırmak istiyordu. Ben de ki büyücüyle bir hüddama önce masum biriymiş gibi sana başvurarak birinci büyücüyü yasalarla ortadan kaldırmış olduk. Tahmin ettiğim gibi kaldırmak istediğim ikinci büyücü intikam için sana büyü yaptı. Sonra tahmin ettiğimiz gibi ailecek yakın olduğunuz Cidem Hanım olayları öğrenince sizi Muhammed'le tanıştırdı ve birlikte Remzi'yi ortadan kaldırdınız. Şimdi sıra sizde. Dünyam başıma yıkılmıştı. Hayat arkadaşım, kızımın annesi bana tuzak kurmuştu. İnanın böyle bir durumda ölmek istiyorsunuz. Gülsüm'e bakarak neden dedim. Üzünümü göstererek Gülsüm ağlayarak anlatmaya başladı. Benim babam senin anneni sevmiş. Senin annen de babamı sevmiş ama senin baban olacak o şerefsiz büyü yaparak onu kendine bağlamış. Babam bunu kaldıramamış ama sevdiğim mutlu olsun diyerek avutmuş kendini. Sonra senin doğumunda annen ölünce babam kendini tutamamış ve cenaze evinde baban herkesin içinde bağırarak suçlamış. Baban da birden silahını çekip babamı öldürmüş. Senin kansız baban yüzünden babasız büyüdüm. Bir kere babamın yüzünü göremedim. Başımı göğsüne bırakıp uyuyamadım. Şimdi diyeceksin ki bunda benim ne suçum var? Ölü de olsalar canlarından kanından olana zarar gelince hissederler. Ben seni gebertince o acıyı iliklerine kadar hissedecekler. Esma bu kadar sohbet yeter dedi ve Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir dilde bağırmaya başladı. O bağırdıkça içeriye gölgeler doluşuyordu. Esma Muhammed hocanın başına Gülsüm de benim başıma geldi ve ellerindeki büyük bıçakları boğazımıza dayadılar. Ensemde hissettiğim ölümün soğuk nefesi eşliğinde bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ölümden korkmuyorum diyen insan yalan söyler. Ben de ölümden korkuyordum elbet. Ancak daha çok kızım Ayşe'yi düşünüyordum. Babasız büyüyecekti. Elbette babasızla bir şekilde alışırdı. Ancak böyle bir caninin elinde büyümesi canımı yakıyordu. Annesi gibi cani olması fikri bile beni çileden çıkartıyordu. Kafamı kaldırıp son bir kez Muhammed Hoca'ya baktım. O da bana bakıyordu. Anlamış gibi bir ağızdan bağırarak önce Arapça sonra Türkçe şehadet getirdik. Bunu yapmamız hem başımızdaki canileri hem de aç köpekler gibi cesedimizi kemirmeye bekleyen cinleri kudurtmuştu. Tam bıçakları batıracakken bir silah sesi duyduk. Ardından birkaç saniye sonra bulunduğumuz odanın kapısı sert bir tekmeyle açılıp ardındaki duvara gürültüyle çarptı ve içeriye bir elinde tabanca, bir elinde Kur'an ile uzun boylu, genç bir adam girdi. Ben bu kim diye bakarken hoca adamı tanıyormuş gibi gülümseyerek bakıyordu. Elinizdeki bıçakları bırakın. Yoksa Allah şahidim, ikiniz de vururum. Başımızdakiler uyarıyı dikkate almayınca tekrar bağırdı. Son kez uyarıyorum. Sizi cehenneme göndermek için bir salise bile tereddüt etmem. Elinizdeki bıçakları bırakın. Bu sefer ikisi de korkmuş. Ellerindeki bıçakları sinirli bir şekilde köşeye fırlatmışlardı. Başımızdakilerin geri adım attığını gören cinler öfkeden deliye döndüler ve bana Muhammed Hoca'ya ve son gelen adama saldırmaya çalıştılar. Sonradan isminin Ayhan olduğunu öğrendiğim adama yaklaşamıyorlardı ama son hızla bizim üstümüze geliyorlardı.'' Bunu gören Ayhan, bizi korumak için silah tutan elinin kolu ile Kur'an'ı göğsüne bastı. Sonra boşa çıkan elini cebine daldırarak çıkardığı tozu bize yaklaşan cinlerin üstüne serpti. Tozun değdiği cin yanarak yok oluyordu. Onlardan olanların öldüğünü gören cinler duman haline gelip birleştiler. Sonra da gözümle ezmayı içlerine çekip süzülerek yok oldular. Yaşadığım onca olaydan sonra bunları da normalmiş gibi görüyordum. Vakit kaybetmeden Ayhan bizi çözdü ve oradan uzaklaştık. Yolda Ayhan'la tanıştım. Olaylar hakkında biraz konuştuktan sonra bizi nasıl bulduğunu sordum. Meğer Muhammed Hoca en baştan şüphelenmiş ve ona yardım eden bir Müslüman cinne ikimizi de çok uzaktan gizlenerek takip etmesini, ters bir durumda ise hemen Ayhan'a haber vermesini söylemiş. O günden sonra Ayhan bana kardeşlik, Muhammed Hoca da abilik yaptı. Yaşadıklarım ağır gelse de kızım Ayşe için yaşamaya çalışıyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Fikret, 25 yaşında. Aydın'ın küçük bir köyünde doğup büyümüş bir gencim. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin tek evladıyım. Arkadaşım Cengiz'le birlikte birkaç senedir limon ve zeytin üretimi yapıyoruz. İşimiz gereği, boş vaktimiz çok oluyor. Ben de bu boş vakitlerin, çocukluk aşkım Hazal'ı görmeye harcarım. Ona, delicesine aşıktım. Çok güzel, kibar ve narin bir kız. Onu köyde ne zaman görsem, kalbim duracak gibi olurdu. Hazal'ın da bana gönlü vardı ama, aile baskısı nedeniyle, hiçbir erkekle konuşmazdı. Bizim aşkımız, öğlen saat 12 civarında çeşme başında yaşanırdı. Her gün saat 12'de çeşmeden su doldurmaya gelir ben de onu biraz ileriden izlerdim. Benim bakışlarımı o da fark ediyor olacak ki ara sıra göz ucuyla bana bakıp gülümserdi. Yine günlerden bir gün saat 11.30'da çeşmenin karşısına oturup Hazal'ın gelmesini bekliyordum. Onu tekrar görmenin heyecanı kalbimin daha fazla çarpmasına neden oluyordu. Fakat bugün bir ilki yaşadım. O gün sevdiğimiz saatlerde çeşmenin karşısında bekledim. Fakat gelmedi. Hazal her zaman aksatmadan aynı saatte burada olurdu. Onu görememek beni çok üzdü. O gün eve hayal kırıklığıyla gittim. Ertesi gün aynı saatte yine gittim. Fakat Hazal yine gelmedi. Bu durum iki hafta kadar devam etti. Azal artık çeşmeye su almaya gelmiyordu. Belki de ailesi, benim onu beklediğimi fark etmişti ve kızı artık göndermiyorlardı. Ya da ikinci ihtimal olarak kızı birileri isteyecekti ve bu yüzden Azalı göndermiyorlardı. Onu göremediğim her gün iyice deliye dönüyordum. Daha fazla dayanamadım. Aileme bu kızı istemeye gideceğimizi söyledim. Babam duyunca çok şaşırdı. Önce haber verelim. Onların niyeti var mı öğrenelim. Çat kapı istemeye gidilmez. Zaten babası aksi adamın teki diyerek karşı çıktı. Fakat benim kaybedecek vaktim yoktu. Derhal istemeye gitmemiz için ailemi güç bela ikna ettim. Arkadaşım Cengiz'e merkezden çikolata ve çiçek aldırdım. Hazarların evine gittik. Babam kapıyı çaldı. Bir süre sonra evin avlusunun kapısını Hazal'ın babası açtı. Moray oldukça bozuk gözüküyordu. Bizi kapıda çikolata ve çiçekte görünce şaşkınlık yaşadı. Buyurun dedi. Babam lafa atılıp hayırlı bir iş için geldik Kazım'a dedi. Adam bir süre duraksadı ve ardından içeri buyur etti. Salona geçtik. Hazal'ın anne ve babası karşımıza oturdular. Odada derin bir sessizlik vardı. Gözüm her yerde Hazal'ı arıyordu. Babam sessizliği bozmak için Direkt konuyu açtı. Kazım'a dediğim gibi hayırlı birisi için geldik. Bizim oğlan kızınız Hazal'ı görmüş ve çok sevmiş. Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız Hazal'ı oğlumuz Fikret'e istiyoruz dedi. Hazal'ın babasının morali iyice bozuldu. Avucunun içiyle alnını ovaladı ve başka zaman gelseniz olurdu ama ben şu an kızımı veremem dedi. Beynimden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Dayanamadım ve Kazım amca neden başka zaman dedi. Adam biraz sinirlendi ve vermiyorum evladım vermiyorum diye çıkıştı. Ben de sinirlendim ve ben kızını delicisine seviyorum. Hem de çocukluktan beri kötü alışkanlığım yok. işimde gücümde bir insanım diye kendimi savundum. Adam duraksadı. Derin bir nefes alıp bak evladım sorun sende değil. Kızım birkaç haftadır çok kötü durumda. İnşallah düzelince ben size haber gönderirim dedi. Telaşla. azalım neyi var Kazım amca? Ne olur yardım edebileceğim bir şey varsa yaparım dedim. Adam ayağa kalktı ve beni işaret ederek sadece sen gel dedi. Beraber evden çıktık ve alt kattaki kömürlüğe indik. Kapıyı yavaşça açtı. Duvardaki gaz lambasını yaktı ve içeri girdi. Ben de arkasından devam ettim. İçerisi ağırdan bozma bir kömürlüktü. Pislik içindeydi. Duvarın kenarında bir yatak vardı. Adama dönüp buraya neden geldik diye sordum. Yaşlı adam umutsuzca bu gaz lambasını al ve yatağın altına bak dedi. Gaz lambasını aldım ve yatağın dibine geldim. Altına eğildiğimde şok geçirdim. Yatağın altında Hazal bana bakıyordu. Gözleri sararmış, tüm derileri çatlamış ve tenim osmordu. Öylece bana bakıp tıslıyordu. Hemen kalkıp babasına döndüm. Ona ne oldu böyle diye sordum. Babası başını öne eğdi ve kızıma cin musallat oldu. Kızımın durumundan kimseye bahsetme. Eğer onu kurtarırsan ben de sana kızımı vereceğim dedi. Adama Hazal'ı kurtaracağıma söz verdim ve ailemi alıp evden çıktım. Annem ve babamla eve dönünce de durumu Cengiz'e anlattım. Cengiz de duyduklarına inanmakta güçlük çekti. Bir süre ne yapacağımızı düşündükten sonra Cengiz'in aklına bir fikir geldi. Civar köylerden birinde tanıdığı bir hoca vardı. Onunla görüşüp müsait bir zamanda köye getireceğini söyledi. Bunu duyduğuma çok sevinmiştim. Bir hoca bu durumu çözebilirdi. Ertesi gün erkenden Cengiz'in barakasına gitti. Cengiz içeride hala uyuyordu. Penceresini yumruklayarak uyandırdım. Cengiz uykulu gözleriyle yataktan kalkıp kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Ona, hocayla konuşup konuşmadığını sordum. Cengiz kafasını salladı ve konuştum kardeşim. Bir iki saate köye gelir dedi. Baraka'nın önünde birlikte kahvaltı yaptı. Ardından Cengiz'in telefonu çaldı. Arayan hocaydı. Cengiz'le telefonda görüştü ve hocayı köyün girişinden alıp Hazal'ın evine geldik. Babası durumu hocaya anlattı. Ardından elime lambayı alıp Hazal'ın bulunduğu kömürlükten bozma odaya girdi. Ben de kapıdan baktığımda Hazal'ı gördüm. Ayakta öylece dikiliyordu. Saf sarı gözleriyle öylece bize bakıyordu. Dünden bugüne yüzü daha da korkunç bir hal almıştı. Zavallı kızcağız oldukça zayıf düşmüştü. Hoca yanına gitti ve bir süre inceledi. Ardından yanından çıktı ve ailesini çağırdı. Hepimiz merakla. Hocanın ne söyleyeceğini bekliyorduk. Zavallı kızı, Cühenna kabilesinden erkek bir cin musallat olmuş. Bedenine girmiş ve kızını öldürene kadar bedeninde kalacak. Ama bu onu kurtaramayacağımız anlamına gelmiyor. Bu işlem için sadece bana bir fedai lazım. Kız, ben ve fedai üçümüz odada bulunacağız. Başka kimse istemiyorum. Fedai sayesinde kızın vücudundan cini çıkarıp öldüreceğim. Burada kız için fedai olabilecek birisi var mı diye sordu. Babası ve anası bana baktılar. Ben ise benden önce babasının atılmasını bekliyordum ama olmadı. Bir süre sonra öne çıkıp ben fedai olurum dedim. Hoca başını salladı ve ailesini evden çıkardı. Ardından beraber Hazal'ın odasına girdik. Hoca yerlere mumlar yaktı. Ardından Hazal'ın boynuna köpek tasmasına benzer bir tasma ve zincir bağladı. Dizleri üzerine çöktürüm. zinciri tutmamı söyledi. Ardından elime ufak bir kesik attı ve kanımın zincire dökülmesini sağladı. Ardından karşımıza geçti ve eline bir parça etle ekmek bıçağı aldı. Ardından cenni hablena es seferun diye ardı ardına tekrarlamaya başladı. Elindeki bıçağı kaldırdı ve elindeki ete saplayıp Yavaşça yarmaya başladı. O sırada Hazal öyle bir şiddetle bağırdı ki ev zangır zangır sallanmaya başladı. Hoca eti kestikçe Hazal dehşet veren çığlıklar atıyordu. Çok korkuyordu. Arada bir kafasını bana çevirip bakıyor ve ardından çığlık atmaya devam ediyordu. Odanın içine bir sürü siyah gölgeler dolmaya başladı. Hoca aynı kelimeleri tekrarladıkça benim başım dönmeye devam ediyordu. Bir süre sonra dayanamadım ve olduğum yere düşüp bayıldım. Saatler sonra gözlerimi açtığımda evdeydim. Başımda annem, babam ve hoca vardı. Ne olduğuna anlam veremedim. Hocaya ne oldu diye sordum. Hoca gülümsedi ve kızımızı kurtardık delikanlı. Ama birkaç gün dinlenmesi lazım. Aynı şekilde sen de dinlen dedi ve evden ayrıldı. Geceye kadar yatakta öylece uzandım. Midemde bulantılar oluşmaya başladı. Yataktan kalktım ve kendimi güç belalle boya attım. Elimi yüzümü iyice yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktığımda gözlerimin tıpkı Hazal'ınki gibi saf sarı olduğunu gördüm. Gözlerimi açıp kapadım ama yine sarıydı. Korktum ve koşarak babamların odasına gittim. Telaşla kapıyı tıkladım ama açan yoktu. Dayanamadım ve hızla kapıyı açtım. Gecenin bir vakti anne ve babamın yataklarında olması gerekirken ikisinin de odada olmadığını fark ettim. Daha fazla telaşlandım ve koşarak evin her odasına baktım. Kimseler yoktu. Kendi kendime nereye gitti bunlar derken bir anda elektrikler gitti. Ardından içeriden bebek ağlama sesi gelmeye başladı. Çok korkmuştum. O anda ne yapacağımı bilemedim. Dış kapıya koştum ve kapıyı açmaya çalıştım. Fakat anahtarı bir türlü dönmüyordu. Sanki anahtar ve kapı bir bütün olmuştu. Çok korkuyordum. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ağlamaya başladım. Arkamı döndüğümde şok oldum. Karşımda babam sapsarı gözleriyle bana bakıyordu. Baştan aşağı süzdüğümde ayaklarının ters olduğunu fark ettim. Ani bir hareketle babam önümden yürüyüp gitti. Babamın elinde kocaman bir bıçak vardı ve yatak odasına girdi annemin yatak odasında olabileceğini düşündüm ve can havliyle arkasından içeri daldım. Bu imkansızdı. Odada kimse yoktu. Acaba rüya mı görüyordum? O sırada sessizce birinin ağladığını duydum. Bu annemdi. Kekeleyerek anne diye seslendim. Annem ağlayarak oğlum saklan dedi. Ses odadaki dolabın içinden geliyordu. Dolabın yanına geldim ve yavaşça kapıyı açtığımda şoka girdim ölü bir bebek dolabın içinde öylece yatıyordu. Dona kalmıştım. Ne olduğunu anlamak için biraz daha yaklaştım. Bebeğe doğru eğildiğimde bunun gerçekten ölmüş bir bebek olduğunu gördüm. Bebeğin ağlama sesi de bir anda kesildi. Ardından ölü bebek göz kapaklarını açtı ve bembeyaz gözleriyle bana baktı. Ardından dişlerini gösterdi. Korktum ve kabağı kapatıp hızla koşarak oturma odasına kaçtım. Sırtımı duvara verdim. Kesik kesik nefes alarak ağlamaya başladım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bir süre sonra ayak seslerinin evin içerisindeki tıkırtısını işittim. Ağır adımlar bana doğru yaklaşırken, bir yandan da bıçağın duvara sürtüldüğünü fark ettim. Ses yavaş yavaş bana yaklaşıyordu. Bir süre sonra elinde bıçakla babam içeri girdi. Bana bir süre dik dik bakmaya başladı korku öylesine vücudumu sarmıştı ki altıma işemeye başladım. Başım denicesine dönüyordu. Babam bıçağı kaldırdı ve üzerime geldi esnada. Korkudan yere yığıldım ve bayıldım. Fazla zaman geçmemiş olacak ki gözlerimi açtım. Hala bayıldığım yerdeydim. Hızla kalktım ve dış kapıya tekrar koştum. Besmele çektim ve elimi anahtarı atıp çevirmeye çalıştım. Anahtar şükürler olsun hemen döndü. Kapıyı açtım ve evden dışarı kendime attım. Hava zifiri karanlıktı. Hızla Cengiz'in barakasına koştum ve camları yumruklayarak uyandırdım. Cengiz kapıya çıktığında ilk fark ettiğim şey gecenin bu saatinde uyumadığıydı. Kendisine durumu anlattım ve beni kocanın evine götürmesine söyledim. Cengiz içeri girmemi ve sakinleşmemi söylese de yakasına yapıştım ve beni götürmesi için ısrar ettim. Vakit kaybetmeden civar köydeki hocanın evine gittik. Hemen bahçeden içeri girip kapısını yumruklamaya başladım. Bir süre sonra hoca kapıyı açtı. Sinirli bir şekilde. Gecenin bu saatinde siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz dedi. Hocaya ayaküstü durumu anlattı. Hoca durakladı ve Cühenna kavilesi sana hüküm vermiş. Ölmeni istiyorlar. Ben sana yardım edemem deyip kapıyı yüzüme kapattı. Sinirden deliye dönmüştü. Kapıyı ne kadar çalsam da hoca bir daha açmadı. Ardından Cengiz beni zorla arabaya bindirdi. Tekrar köye yol aldık. Bir süre ilerledikten sonra Cengiz arabayı sağa çekti. Bana baktı ve ''Bak kardeşim, senin acı çekmene dayanamıyorum. Ne olur kendine zarar verme. Ben senin her zaman yanındayım. Sana bir akıl vermek istiyorum. Benim halama da böyle bir şey olmuştu. Hoca ona uçurumun kenarına gitmesini, ve gökyüzüne bakmasını istedi. Cinler böyle durumlarda kendilerini göklere salar ve insanı rahat bırakırlarmış. Bence git ve gün ağarmadan dene dedi. Ne olursa yapmaya razıydım. Aşıklar Tepesi adını verdiğimiz bir uçurumun yamacına arabayı sürdüm. Araçtan indik ve uçurumun dibine yaklaştık. Cengiz bana sarıldı ve ''Lütfen kalbini bozma kardeşim. Olsa da olmasa da ben her zaman yanındayım.'' dedi onunla gurur duyuyordu. Ben de Cengiz'e sarıldım. Bir süre sonra Cengiz arabanın yanına gidip kapıda oturdu ve beni izlemeye başladı. Ufak adımlarla uçurumun dibine yaklaştım. Aşağıya baktığımda bir sürü siyah gölgenin derinin yanında toplandığını fark ettim. Bunlar cinlerdi. Koca bir topluluk dere yanındaki incir ağacının altında gezniyordu. Tıpkı biz insanlar gibi. Daha fazla dayanamadım. Kollarımı göğe açtım. Dolunay tam karşımda parlıyordu. Gözlerimi kapattım ve bekledim. Duyduğum tek şey rüzgar ve dereden akan suyun sesiydi. Hiçbir şey olmuyordu. Birkaç dakika öylece bekledim ve ardından içimden besmele çektim. O anda ne olduysa aşağıdaki cinler çığlıklar attılar ve kaçışmaya başladılar. Göğsümde bir baskı hissettim ve o anda başım döndü. Sanki bir şey beni uçurumdan aşağı çekti ve aşağıya düştüm. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama hastaneden taburcu olduğumda ayaklarımı bir daha kullanamayacağımı öğrendim. Ailem beni hüzünle köyüme getirdi. Köye girdiğimde ilk sorduğum şey Hazal oldu. Ailem bir türlü Hazal hakkında konuşmuyor, bilgi vermiyordu. Dayanamadım ve tekerlekli sandalyeyi zorla Hazal'ın evine sürmeyi denedim. Babamlar engel olmaya çalışsa da onları itekledim. En sonunda annem dayanamadı ve ağlayarak ölüme geçti. Oğlum, azal falan yok, gitti dedi. Anlamıyordum. Anneme sert bir şekilde, nasıl yok, kurtulmadı mı diye sordum. Annem üngür üngür ağlayarak, Cengiz denen şerefsiz, oyun yapmış oğlum. Önce kıza cinleri göndermiş, ardından seni öldürmeleri için cinleri kızdan sana göndermiş hocaya para verip sana oyun etmişler. Kız kendine gelince sen kafayı yedin. Cengiz de seni ortadan kaldırmak için uçurumdan düşmeni sağlamış. Sen hastanede hayat mücadelesi verirken kızı babasından istedi ve evlenip köyden gittiler. Biz de senin durumunu düzeltmek için hocalara, hüddamlara para verdik. Üzerindeki musallatı kaldırsınlar diye bütün malımızı sattık. Şükür ki hayattasın. Boşver artık Hazal'ı dedi ve sarıldı. Bir süre ikimiz de öngür, öngür ağladık. Ardından eve girdik. Çocukluktan beri sevdiğim kızı kaybetmiştim. Cinlerden kurtulmuştum ama yaşamak istemiyordum. Bu olaydan bir ay sonra annem aynı uçurumdan kendini aşağıya attı. Şimdi karar vermem gereken iki seçenek vardı. Ya annemin yaptığını yapıp annemin peşinden gidecektim. Ya da yaşarken her gün ölecektim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ali İhsan, 34 yaşında, işe yeni başlamış bir mol görevlisiyim. Bekar ve annemle yaşayan biriydim. Annemin vefatından sonra bu hayatta tek başıma yapayalnız kalmıştım. Bu yaşıma kadar hiç çalışamamıştım. Annemin emekli maaşıyla geçinip gidiyordum. Annemin ölümüyle hayatımı devam ettirebilmek için çalışmak zorunda kaldım. Ancak bu yaşıma kadar hiçbir iş tecrübesi edinemediğimden kimse beni işe almıyordu. Birkaç ay sürekli iş aradım ama bulamadım. Tam iş konusundaki ümidimi yitirmişken üst komşumuz Hasan Bey'in yardımıyla bir hastanede mor görevlisi olarak işe alındım. Aslında ölüden ve ölümden çok korkan bir insandım ama mecburen bu işi kabul etmiştim. İşe başladıktan sonra bir sene kadar zorluklar çektim. Ardından ölü insanlarla çok fazla haşır neşir olduğum için duruma alışmış ve soğukkanlı bir insana dönüşmüştüm. Hastanede dört kişilik bir ekipten oluşuyordu. Serdar Bey şefimizdi. Oldukça egolu, konuşmalarıyla insanı ezen, iğrenç bir kişiliği vardı. Bana da oldukça takıntılıydı. Benim daha önce hiçbir yerde çalışmadığımı duymuş ve bundan dolayı beni asosyal bir pislik olarak görmüştü. En pis işleri de bu yüzden bana yaptırırdı. Morg kabinlerinin temizliği, morg odasının temizliği, cenazelerle ilgilenme gibi işleri direkt bana yaptırırdı. İş hayatımın ikinci senesinde çok üzücü bir olayla karşılaştım. Gece vardiyasındaydım. Tek başıma bahçede sigara ve kahve içiyordum. O sırada telefonum çaldı. Arayan Doktor Murat Bey'di telefonu açtım ve "Efendim hocam." dedim. Doktor Murat Bey'in sesi kötü geliyordu. "Ali İhsan, yoğun bakıma acilen gelmeni istiyorum." dedi. Hemen sigaramı söndürüp yoğun bakıma Murat Hoca'nın yanına gittim. Murat Hoca elini omzuma koydu ve "Kötü bir olay yaşandı. Bu akşam bir kadın cinnet geçirmiş ve kocasıyla çocuğunu parçalayıp evden kaçmış. Maalesef babayı ve oğlunu kaybettik." Şu anda Hastanede nöbetçimiz az olduğunda senden onları morga indirmeni isteyeceğini dedi. Ben de kafa sallayıp kabul ettim. Ardından sediyede bembeyaz örtüyle sarılmış çocuğunun yanına gittim. Sediyeyi aldım ve asansöre doğru yol aldım. Koridorlar bomboştu. Asansörü çağırdım ve sediyeyi asansörün içine koydum. Ardından ben de asansöre bindim ve eksi bir tuşuna bastım. Tam kapı kapandığı sırada tekrar kapı açıldı. Asansöre üzerinde beyaz çarşaf olan bir adam bindi. Sanırım hastanede yatan bir vatandaştı. Kendisini asansörden inmesini ve gelecek diğer asansöre binmesini söyledim. Garip görünüşlü adam bir süre sessizce durdu ve ardından bana bakıp neden diye sordu. Ben de kendisine hastane cenaze ile beraber görevliler dışında başka kimsenin asansöre binmesinin yasak olduğunu söyledim ve tekrar inmesi için Uyardım, Adam duraksadı ve ne yani bu çocuk ölü şimdi dedi. Sinirlerim tepeme çıkmıştı. Evet kardeşim ölü. Sediye yatan birinin her yeri neden örtülür dedim. Adam gülümsedi ve bana bu çocuğun ölü olduğunu kanıtla dedi. Sinirlerim iyice gerilmişti. Daha fazla dayanamadım ve Sediye'deki örtünün kenarından elimi içeri sokup çocuğun kolunu dışarı çıkardım ve bak bu mavi bileklik hastanede hayatını kaybetmiş kişilere takılır dedim. Adam öylece gülmeye başladı. Ardından kolunu sıyırdı ve bu bileklikten mi diyerek bana kolundaki mavi bilekliği gösterdi. Şok olmuştum. Elim ayağım titriyordu. Bu çocuğun kolundaki bilekliğin aynısıydı. Ardından asansörün kapısı kapandı ve asansör yavaşça aşağı inmeye başladı. Birkaç kat aşağı indikten sonra Asansör bir anda durdu ve ışıklar kapandı. Kalbim durmak üzereydi. Bir cenaze. Gizemli ve ruh hastası bir adamla karanlıkta asansörde kalmıştım. Hareketsiz ve sessizce öylece dikiliyordum. Ne kadar cenazelere alışmış olsam da çok korkuyordum. Bir süre öylece asansörün çalışmasını bekledim. O sırada sedyede hafif kıpırtılar olduğunu fark ettim. Çocuk ölüydü ve hareket etmesi imkansızdı ama belki de garip adam çocuğa kötü bir şeyler yapıyor olabilirdi. Buna kesinlikle müsaade edemezdi. O an aklıma cep telefonum geldi. Hızla elimi ceplerime attım ve telefonu bulmaya çalıştım. Ben telefonumu ararken sedideki örtünün kayarak yere düştüğünü hatta sediden gıcırtılar geldiğini duydum. Korku her yanımı sarmış ve elim ayağım titremeye başlamıştı telefonumu buldum ve hemen titreye titreye el fenerini açıp karşıya tuttum. O anda gözlerime inanamadım. Çocuk ve adam ayakta dimdik durarak bana bakıyorlardı. Çocuğun eli yüzü, vücudu yaralar ve kanlar içindeydi. İkisinin de gözleri bembeyazdı. Korkudan telefonu fırlattım ve çığlıklar atarak dizlerimin üzerine kapandım. Kafamı kollarımın arasına kapadım. Gözlerimi sıkıca kapattım yerde hem ağlıyor, hem titriyor, hem de çığlıklar atıyordum. Bir süre sonra sesimi duymuş olacaklar ki, yukarıdan, iyi misin, bir saniye bekle, asansörü devreye sokuyoruz diye ses geldi. Ardından ışıklar açıldı ve asansör tekrar aşağıya doğru harekete geçti. Gözlerimi açtım ve yavaşça kafamı kaldırdım. O da neydi öyle? Çocuk üzeri örtülü bir vaziyette, sedyede yatıyordu ve asansörde ruh hastası adam yoktu. Bunun olması imkansız. Çünkü asansör yarı katta kalmış ve kapıları hiç açılmamıştı. Çocuk da feneri açtığımda ayaktaydı. Ama şimdi ilk anki gibi üzeri örtülü sedyede yatıyordu. Ne olduğunu anlam verememiş ve şok üzerine şok geçirmişti. Bir süre öylece dona kaldım. O sırada morg katına geldim. Kapı açıldı. Kendimi sirkeledim ve sedyeyi iterek Koridorlardan morga doğru ilerliyordu. Koridor soğuk, sessiz ve kimsesizdi. Hala korkuyordum. Sanki o uzun koridorlarda birileri beni izliyor ve her an üzerime koşacak gibiydiler. Kendimi ne kadar toparlamaya çalışsam da olmuyordu. Az önce asansörde yaşadıklarımın izahı yoktu. Her ana, her saniyesi aklımdaydı. Çocuğun ve adamın yüzü olduğu gibi beynimdeydi. Biraz yürüdükten sonra Borgun kapısının önüne geldim. Cebimden anahtarları çıkarıp kapıyı açtım. Ardından kolumu içeri uzatıp ışıkları açtım. Sediyi yavaşça içeri sürdüm. O sırada telefonum çalmaya başladı. Arayan Murat Hoca'ydı. Telefonu açtım. Murat Hoca telaşla. Ali iyi misin? Asansörde çığlıklarını duyduk. Bütün hastanede yankılandı dedi. Ben de derin bir nefes aldım ve iyiyim hocam. Sadece karanlıkta kalınca bir an ürperdim ve korktum. Ama şu anda sorun yok dedim. Murat Hoca, oh şükürler olsun. Ben de sana bir şey oldu diye korktum. Sen şimdi cenazeyi kabine koy. Ardından evine gittiğinden gitmeden önce tanışmaya anahtarlarını bırak. Biz babasını indiririz dedi. Peki hocam dedim ve telefonu kapattım. Ardından çocuğun koyulacağı kabini açtım. İçerisinin temiz ve soğutucusunun çalıştığından emin oldum sediyeye gidip çocuğu kucakladım ve kabine doğru yürümeye başladım. Beni şaşırtan bir olay daha oldu. Çocuğun bedeni normal bir insanın bedeni kadar sıcaktı. İki yıldır burada çalışıyorum ve ilk defa bu kadar sıcak bir cenaze ile karşılaşmıştım. Bir an önce işimi bitirmek için çocuğu kabine güzelce koydum. Tam kabini kapatacağım sırada aklıma bir şey geldi. Asansörde yaşadığım olaya anlam veremiyordum. Ama asansörde çocuk ayaktayken çok net şekilde görmüştüm. Eğer yüzünü açıp ona bakarsam asansördeki olayın hayal mi yoksa gerçek mi olduğunu anlayabilirdim. Yüzü eğer aynıysa bu yaşadıklarım gerçekti ama yüzler farklıysa işte o zaman ben hayal görmüş olacaktım. Ellerimle yavaşça yüzünü açtım. Gözlerime inanamadım. Bu asansörde gördüğüm çocuğun aynısıydı. Hatta yaraları bile ayrıydı. Yani yaşadıklarım tamamen gerçekti. Hızla yüzünü örtüp kabini kapattım. Ardından ışıkları bile söndürmeden kapıyı kapatıp kilitledim. Hızlı adımlarla asansöre doğru yürürken kabinden üç kere mümkün diye ses geldiğini duydum. Sanki kabinin içinden biri üç kere kabini yoğruklamıştı. Bu işe ilk başladığımda bana ölen insanların çok nadir bir şekilde Mork'ta kalplerinin tekrar çalıştığından bahsedilmişti. Acaba bu çocuğun da kalbi tekrar çalışmış olabilir miydi? Geri dönüp bakmam gerekiyordu. Eğer yaşıyorsa o kabinde kalıp havasızlıktan tekrar ölebilirdi. Kafayı yemek üzereydim. Saçma sapan bir işin içindeydim. Dayanamadım ve çocuğa tekrar bakmamaya karar verdim. Hızla asansöre koşup düğmeye bastım. Kapılar anında açıldı. Şükürler olsun ki benden sonra kimse asansörü çağırmamıştı. Hemen asansöre bindim ve zemin kata bastım. O sırada ayağımın altında bir kayganlık oluştu dikkatimi çekti. Ayağımı kaldırıp baktım ve gördüğüm şey beni şok etti. Yerde kan vardı. Yere bayağı bir kan damlamıştı. Fakat bu imkansız. Asansöre sediyi ilk koyduğumda yerde kan olsaydı hemen fark ederdim. Ayrıca ben aşağı indikten sonra da asansörü kimse yukarı çağırmamış. Bu kadar kan çocuktan damlayamazdı. Çünkü öyle olsa asansörden inerken kan ayağımın altına bulaşırdı. Ve muhakkak gidene kadar bunu fark ederdim. Hatta asansöre geri dönerken de yerlerde kan izini görürdüm. Zemin kata geldim ve hemen asansörden inip danışmaya doğru yürümeye başladım. O sırada aklıma bu işe ilk başladığımda öğrendiğim bir bilgi daha geldi. Ölü insanların vücutlarında kan akışı tamamen durduğundan kan akamazdı. O zaman bu çocuk tekrar hayata dönmüş olabilirdi. Danışmanın önüne geldiğimde vicdanım el vermedi ve telefonla Murat Hoca'yı arayıp çok acil bahçede görüşmemiz gerektiğini söyledim. Murat Hoca çok saygılı bir insandı. Beni kırmadı ve hemen geleceğini söyledi tam sigaramı yakmış. Bahçede beklerken Murat Hoca hızla yanıma geldi. Ne oldu Ali İhsan? Sorun ne dedi? Ben de kendisine. Olan her şeyi baştan aşağı anlattım. Murat Hoca anlattıklarımı duyunca şok geçirdi. Hatta inanamadı ama çocuğun kalbini tekrar atmış olabileceğini düşündü. Hemen bakmamız gerektiğini söyledi. Murat Hoca ile beraber koşarak morga gittik. Kapıyı açtığımda İkimiz de gözlerimize inanamadık. Kabinlerin tamamı açılmış ve cenazeler çarşafsız vaziyette etrafa savrulmuştu. Bunun olması imkansızdı. Kapı kilitliydi ve böyle bir şey olamazdı. İçeri yavaşça girdik. Cenazeler güçlü biri tarafından çekmecelerinden çıkarılmış ve rastgele etrafa fırlatılmıştı. Ayrıca içlerinden sadece bir kabin hala kapalıydı. O da asansördeki çocuğun kabiniydi. Bir süre öylece dona kaldık. Ardından Murat Hoca bana baktı ve bu ne şimdi böyle dedi. Dilim tutulmuştu. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Murat Hoca'ya döndüm ve bunu çocuk yapmış olabilir mi dedim. Murat Hoca öfkeyle kes sesini dedi. Neye uğradığımı şaşırmış vaziyetteydim. Ardından bana bak Ali İhsan. Asansörde çocuktan korktun ve bu yalanları uydurdun. Ardından cenazelere saygısızca şeyler yaptın. Bir suçu da zavallı bir çocuğun üzerine attın. Sen ne kadar pislik bir insansın. Okumamış, görmemiş cahilin tekisin. Hurafelere inanan ve bunların arkasına saklanan bir yalancısın dedi. Daha fazla dayanamadım ve ağır ol hoca ben yalan söylemedim. Bu olanları ben yapmadım dedim. Ardından Murat Hoca öfkeyle sen okumuş bir doktoru kandırabileceğini mi sanıyorsun? askeri ücretli sıradan bir insansın diyerek aşağıladı ve ardından kapıyı kilitleyip beni kolumdan tuttu ve doğruca hastane yönetimine çıktık. Yönetimdeki nöbetçi doktora olayı anlattıktan sonra hastane yönetiminin hakkımda soruşturma açacağını bu yüzden görevimden alınacağımı öğrendim. Gecenin bir yarısı tutanağımı yazdım ve hastaneden çıkıp evime doğru yol aldım. Arabam olmadı. Ve o saatte araç bulamadığım için bir saat kadar yürüdüm ve sonunda evime geldim. Kendimi kanepeye atıp bir sigara yaktım ve olanları sineye çekmeye çalıştım. Sadece kendime kızıyordum. 32 yaşıma kadar hiç çalışmayıp evde yattım ve şimdi resmen sürünüyordum. Yaşadığım olayın korkunçluğu, gizemleri, suçlanmam ve aşağılanmam cevası. Oturup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hayattaki tek varlığım olan annem, keşke hayatta olsaydı. Şimdi bana bakar, kimse ezdirmezdi. Onun omzuna kafamı koyar rahatlardım. Şimdi koca evde, yapayalnız ve çaresizdim. Annemin özlemi bir anda bastırmıştı. Ona sarılamasam da, resmine sarılıp öpüp koklamak istedim. Yattığım koltuktan kalkıp, komodinin üzerinde duran annemin resmini elime aldım ve öpmeye başladım. O sırada dikkatimi bir şey çekti. Annemin resminde bir tuhaflık vardı. Sanki gözlerinin olduğu kısım iğne gibi bir şeyle oyulmuştu. Resme daha dikkatli baktım. Evet, fark ettim. Öfkeden deliye döndüm. Hemen diğer resimlerine baktım. Tüm resimleri aynı durumdaydı. Gözleri oyulmuştu. Delirmek üzereydim. Bunu benden başka kimse yapamazdı. Babam ben doğmadan önce hakarete şehit düşmüştü. Başka kardeşim yoktu. Ailemizden, akrabamızdan kimse yoktu. Anne ve ben vardık. O öldükten sonra da evde tek kalmıştım. Bunu ben yapmadıysam kim yaptı? Oturup resimleri düzeltmeye çalıştım ama hiçbiri eski haline gelmiyordu. Bana annemden kalan tek hatırası, resimleri artık yok olmuştu. Oturup çaresizce ağladı. Bu sırada neler olduğunu düşünmeye çalıştım. Belki de şizofren olmuştum. Ve bunları ben yapıyor olabilirdim. Ama öyle olsa, asansördeki olayı nasıl hala hatırlıyordum. Bu işte bir iş vardı. O an bir karar verdim. Yarın kılık değiştirip, çocuğun cenazesini takip edecektim. Ardından bir yakını varsa, onunla görüşecektim. Çünkü bu olan saçmalıklar, çocuğun cenazesiyle karşılaşmam sonrasında gelişti. Bunu bana yapan her neyse intikamımı alacaktım. Sabah saatlerinde evden çıktım ve cebimdeki son paramla bir haftalık araba kiraladım. Ardından hastanenin yakınına girip arabayı morgu uzaktan gören bir yere çektim. Tüm dikkatimle gözümü ayırmadan morgu izlemeye başladım. Öğle saatlerine kadar ne gelen oldu ne giden. Belki de bugün cenazeyi almaya kimse gelmeyecekti. Öğle vakti Saat iki sularında ufak bir kalabalık ve cenaze aracı geldi. Ardından çocuğun cenazesini çıkarıp arabaya yüklediler. Konvoy yapıp hastaneden çıktılar. Hemen arabayı çalıştırdım ve onları takibe koyuldum. Ama aracın burnunu park yerinden çıkardığım sırada arkamdaki park halindeki araç çalışıp hızla konvoyun peşine takıldı. Az kalsın ona çarpıyordum ki son anda fark ettim ve frene bastım. Ardından ben de çıkıp takibe koyuldum. Yaklaşık üç saatlik yolun ardından ufak bir köye geldik. Köy mezarlığında araçlar sırayla durdu. Ben de aracı biraz uzağına park ettim ve yaya olarak kalabalığa karıştım. O sırada dikkatimi bir şey çekti. Benim hastaneyi uzaktan izlediğim yerde duran ve az kalsın çarpıp kaza yapacağım araç da buradaydı. O daha uzağa arabayı çekmiş öylece duruyordu. Sanırım onun da benim gibi gizlenmek için bir nedeni vardı. Defin işlemleri başladı ve çocuk kabre gömüldü. Ardından arabalar teker teker köyün içine yol alarak dağıldı. Fakat o gizemli araç hala uzakta öylece duruyordu. Ben de çaktırmadan arabaya bindim ve köyün içine gider gibi yol aldım. Hemen ileride dönemeci geçtim ve aracı sağa çekip gizledim. Araçtan indim ve arkalardan gizli gizli dolanarak mezarı gözetleyebileceğim bir çalılık buldu. Çöktüm ve izlemeye başladım. Araç hareketsizce hava kararana kadar orada bekledi. Hava karardığı sırada arabanın kapısı açıldı ve içinden bir kadın indi. Etrafı kolacan etti ve mezarlığa yürümeye başladı. Bel olan biteni sessizce izliyordum. Bir süre sonra kadın çocuğun mezarının başına geldi ve dikildi. O sırada hava karardığı için mezarlığı gözetleyemiyordum. Yavaş adımlarla bulunduğum yerden çıkıp çocuğun mezarına doğru ilerledim. Bir süre sonra mezarı görebildim. Kadın elleriyle mezarı eşeliyordu. Ne yaptığına bir türlü anlam veremedim. Sakin ve ılımlı bir tavırla ellerimi cebime sokup yanına gittim ve iyi akşamlar dedim. Kadın beni görünce panikledi. Sen de kimsin dedi. Ben sakince asıl siz kimsiniz dedim. Kadın cevap vermedi. Şaşkınlıkla öylece bana bakıyordu. Neden mezarı eşiliyorsun dedim. Kadın yine cevap vermedi. Birazdan jandarma burada olur dedim. Kadın panikledi ve yerden taşı alıp hızla üzerime koştu. O sırada dengemi kaybedip yere düştüm. Ve kafama birkaç taş darbesi yedim. Çok korkmuştum. Bu kadın kimdi? Bana neden saldırıyordu? Bir süre sonra Tekrar taşı kafama vurmaya çalışınca elini yakaladım ve sıkıca tuttum. Ne yapıyorsun sen diye bağırdım. Kadın öfkeyle şerefsizler size izin vermeyeceğim dedi. Ben de neye izin vermeyeceksin? Ben sana bir şey yapmadım. Bu çocuk öldükten sonra hastanede başıma çok kötü şeyler geldi. Sadece nedenini arıyorum dedim. Kadın o an durdu ve taşı yere bıraktı. Üzerimden kalktı ve demek sen de benim gibi aynı durumdasın dedi. Ben, senin durumun neymiş anlat da bilelim dedim. Kadın etrafa bakındı ve o benim çocuğumdu. Kaynanan çocuğum olmayınca bana büyü yaptırdı. Cinlerden çocuğum oldu. O insan değil. Tehlikeli bir cin. Her şeye, herkese zarar veriyordu. Beni defalarca öldürmeye kalktı. Artık kocamla dayanacak gücümüz kalmadı. Geçen gece bir anda bıçakla bana saldırdı. O sırada kocam araya girdi. Bu şey çok güçlüydü. Kocamı alıp duvardan duvara fırlattı. Korktum ve evden kaçtım. Ama kocam evde. Onunla baş başa kalınca dayanamayıp eve döndüm. Eve geldiğimde kocamın üzerine çıkmış ve bıçakla her yeri deşmeye başlamıştı. Ben de dayanamadım ve mutfaktan bıçak alıp arkasından defalarca batırarak öldürdüm. Kocam perişan olmuştu. Hemen ambulansı aradım ve bana büyüğü yapan hocanın yanına gittim. Hoca, onun fecinliği adında insandan doğma, cinden olma bir çocuk olduğunu söyledi. Sırtında mühür adını verdikleri garip bir leke vardı. Eğer onu iki gece içinde sırtından kazıyıp atmazsam, tüm kafir dinleri onu öldürdüğümü öğrenecek ve beni mahvedecek. Bu benim son gecem. Şimdi yalvarırım beni rahat bırak. Şu pislikten kurtulayım dedi. Duyduklarım karşısında ne diyeceğimi bilememiştim. Bunu bir başkası anlatsa ona asla inanmazlardı ama benim yaşadığım olayları ele alınca bunun gerçekten olabileceğini düşündüm. Kadın hızla elleriyle mezarı açmaya başladı. Ben de durmuş onu izliyordum. Daha fazla dayanamadım ve ben de kadına yardım etmeye koyuldum. Bir süre uğraştıktan sonra toprağı kaldırdık. Sonunda tahtalar kalmıştı. Hızlıca tahtaları da çıkardık ve kadın bana dönüp yanında ışık var mı dedi. Ben de evet telefonum var dedim. Mezara tut çıkarayım dışarı dedi. Telefonumu çıkarttım ve feneri açıp mezarın içerisine tuttum. İkimiz de dora kalmıştı. Mezarda çocuk falan yoktu. Bu yatan doktor Murat Hoca'ydı. Kadın ağlayarak dizlerinin üzerine çöktü. Bu o değil. Bu Doğumdan sonra onunla ilgilenen doktor diyerek bağırarak ağladı. Gözlerime inanamıyordum. Çocuğun mezarından doktor Murat çıkmıştı ve bu onunla ilgilenen doktormuş. Mezarın başında karanlıkta öylece dondum kaldım. Etrafta baykuş sesi ve kadının haykırmalarından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Bu şeyler her neyse, temas ettikleri tüm insanlara zarar veriyordu. Kadının kolundan tuttum ve onu arabaya kadar getirdim. Kadın hala haykıra haykıra ağlıyordu. Arabaya bindirdim ve hızla yola koyuldu. Bu çok tehlikeli bir olaydı. Buna ikimiz de karışmıştık. Buralardan kaçmamız gerekiyordu. Arabayı tam kas çevre yoluna sürmeye başladım. Kadın, işimiz bitti. İkimizin de sonu geldi. Onlar nereye gidersek gidelim. Bize bunun bedelini ödetecekler diye ağlıyordu. Kadını sürekli susması için uyarıyordum ama sürekli ağlıyordu. Bir süre sonra dağ yolunda tam gaz giderken önümüze asansörde gördüğüm ve bana bilekliğini gösteren esrarengiz adam belirdi. Panik yaptım ve aniden frene bastım. Araba toprak yolla hızla kaymaya başladı. O sırada tek duyduğum şey kadının Ferit diye bağırması oldu. Ferit öldürülen kocasıydı. Aracın hakimiyetini sağlayamadım ve Uçurumdan aşağıya doğru uçtuk. Son hatırladığım şey ise havadayken aracın ön camından çıkıp dere kenarındaki sert kayalıklara düştüğündü. Bu olaydan sonra kadın hayatını kaybetmiş. Polis tutanağına göre kadını aracın içinden yabani hayvanlar alıp bir kısmını yiyerek parçalamış. Ben ise felç kalmıştım. Benimle aşağısı tutmuyordu. Bu olaydan sonra bir yakınım çıkmayınca. Devlet beni korumasına almıştı. Ardından beni bakım evine yerleştirdiler. Bu olayla o çocuğun hayatına giren herkes nasibini almış oldu. Sonradan öğrendiğime göre mezardaki kişi gerçekten de doktor Murat'mış. Nasıl öldü, köye nasıl getirildi ve çocuğun cesedinin nerede oldu hala sır. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum hayatımda yaşadığım en zor zamanlardan bahsedeceğim size. O zamanlar henüz 13 yaşındaydım. Bahçeli bir evimiz vardı. Etrafımızdaki evler apartmandı. Sadece bizimkisi bahçeliydi. Müstakil, sirin bir evdi. Diğer apartmanların bahçesi oyun oynamak için müsait değildi. Bu yüzden en uygun bahçe bizimkiydi. Ben de çocukları toplar bizim bahçeye getirirdim. Annem hiç kızmazdı. Aksine diğer çocukları da çok severdi. Annem hepimize yemek koyardı. Hiçbirimizi ayırmazdı. Bazen hep beraber ders çalışır, ödev yapardık. Bazen de saklambaç gibi oyunlar oynardık. Yaz ayıydı. Hava geç kararırdı. Biz de geç saatlere kadar oynardık. Diğerlerinin ailesi bizimkileri tanırdı. Onların da gözü arkada kalmazdı. Bir gün yine saklambaç oynuyorduk. Oynamak için havanın kararmasını beklemiştik. Karanlıkta oynamak daha kolaydı ve daha eğlenceli oluyordu. Ben evveydim. Sonra sesli bir şekilde yüze kadar saydım. Gözümü açtığımda kimse kalmamıştı. Oyunu altı kişi oynuyorduk. İkisi beş ya da altı yaşındaydı. Bir yerden gülme sesleri geldi. Küçük olanların güldüğünü sandım. Sesin geldiği tarafa doğru gittim. Gülme sesleri arttı. Sizi görüyorum dedim onlara. Halbuki görmüyordum. Çıktıklarında nasıl olsa onlardan hızlı koşar. Sobelerdim. Ama çıkmadılar. Bu kıkırdamalar bir süre sonra doğdu. Onun yerine acı bir çığlık duydum. İki küçük çocuk girdikleri yerden bağırarak çıktılar. O kadar korkmuşlardı ki oyunu devam ettirip sobeleyemedim. Diğerleri de bağırma seslerini duyunca saklandıkları yerden çıktılar. Annem de gelmişti. Anneme koştular hemen. Bizim evin yan tarafında ufak bir kömürlük vardı. Oraya girmişti. Orada kocaman bir köpek gördüklerini söylediler. Ben de orada köpek yok dedim. Vardı dediler. Annem kömürlüğün kapısını açtı. İçeri baktık beraber. Ama dediğim gibi köpek yoktu sadece bir tane kapısı vardı. Bu kapı dışında oradan çıkması mümkün değildi. Fakat içeride köpek yoktu. İçerisi karanlık olduğu için çocuklar korkudan hayal gördü diye düşündük. Fakat çocuklar köpek gördüğünden emindiler. Köpeğin gözlerini gördüklerini onlara doğru havladığını söylediler. Nereden baksanız tutarsız bir durum ama çok irdelemedik. Bu kadar saklanma yeter. Gelin oturalım. Bahçedeki ağacın altında masa vardı. O masaya hep beraber oturduk. Annem meyve getirdi. Yedikten sonra herkes evine gitti. Ben o gece rüyamda bizim kömürlüğü gördüm. Biz orada oynarken birisi gelip burada oynamayı Bizi rahatsız etmeyin diyor. Uyanınca anneme anlattım rüyamı. Dün etkilenliğiniz için görmüşsündür dedi. Bu olayın üstünden bir ay yakın zaman geçti yine bahçede toplanmış oyunu oynuyorduk. Keşke topumuz olsa da. Top oynardık dedi çocuklar. Ben de. Top var dedim. Havası inmiş bir futbol topum vardı. İş görür de yine de. Ama kömürlükteydi. Ben alıp geliyorum. Siz bekleyin dedim. Kömürlüğün kapısını açtım. Topu aramaya başladım. Bir köşede kömürler yalıydı. Bir köşede odunlar. Küçük ve karanlık bir yer olduğu için topu göremiyordum. Kömürlerin arka tarafına doğru gittim. Topu orada gördüm. Geçip alabileceğim bir yerde değildi. Elimi olabildiğince uzattım alabilmek için. Elim topa değiyordu. Kendime doğru, küçük küçük hareketlerle yaklaştırdım. Alacağım zaman, hırıltılı bir ses duydum. Gerçekten köpek sesiydi. Sinirlenmiş ve saldırmak üzere olan bir köpek sesi. Tam arkamdaydı. Hareket bile edemedim arkamda köpek olduğuna çok emindim. Hareket edersem beni ısırır diye durdum. Hırıltı sesi de artmaya başladı. Yavaşça kafamı geri çevirdim. Karanlıkta parlayan gözlerini gördüm. Ama kocamandı ve gözlerinin arasında uzun bir mesafe vardı. Burada ne kadar büyük bir kafası olduğunu anladım. Topu sesecek kadar ışık vardı. Ama köpeğe baktığımda gözünden başka bir şey göremiyordum. Koşarak dışarı çıktım kömürlükten. Anne diye bağırdım. Anne, kömürlükte bir köpek var. Koş dedim. Annem elini uzunca bir sopa aldı. Siz çekilin. Şimdi çıkarsa size saldırmasın dedi. İçeri girdi. Ben de anneme bir şey yapar diye endişeyle bekliyordum. Annem çıktı az sonra. Hiçbir şey yok dedi. Ama vardı. Gözleri büyüktü. Bana hırladı diye anlattım. Zaten içerisi küçük saklanacağı bir alan yok. Giren kişi şöyle bir baksa, eğer köpek varsa görür, köpeği bulamadık. O gece yine rüyamda gördüm, yine o kömürlükteydim ve o büyük gözler karşımdaydı. Bizi rahatsız etmediği konuştu. Sesinin şiddetinden kömürlük sallanıyordu ve başıma kömürler düşüyordu. Ben de kaçmaya çalışıyordum. O rüyadan sonra kömürlükte normal şeyler olmadığını anlamıştım. Bundan anneme bahsetmedim. Ne diyeceğini biliyordum çünkü. Etkilendiğimi söyleyecek ve beni sakinleştirmeye çalışacaktı. Bu konuşmayı yapmak istemedim. Annemlere bunu ispatlayıp öyle anlatacaktı. Bir akşam arkadaşların evlerine gittikten sonra ben bahçedeki masaya oturdum. Annem içeri Arkadaşların gitti. Sen de içeri gel dedi. Birazdan geleceğim. Sen gir dedim. Amacım o kömürlüğe girmek ve ne varsa bakmaktı. Çok korkuyordum. Ama sadece kömürlükten değil, bahçede oturmaktan da, evde yatmaktan da, uyumaktan da çok korkuyordum. Annemin içeri girdiğini görünce yavaşça kömürlüğün olduğu kısma yürüdüm. Kapısını olabildiğince yavaş açtım. Sesini annemin duymasını istemiyordum. Önce içeri girmedim. Kapıdan kafamı uzatıp baktım. Çok karanlıktı hiçbir şey göremiyordum. Havada karardığı için en ufak bir ışık yoktu. Eve girdim. Annemin elektrikler kesilirse diye mutfaktaki çekmecede sakladığı mumlar vardı. Onlardan bir tanesini ve tezgahın üzerinde duran kibrit kutusuna aldım. Annemi yakalanmadan çıktım bahçeye. Kömürlüğün önüne tekrar geldim. Titreyen ellerimle kutudan bir kibrit çıkardım. Mumu yaktım. İçeri girmeden kafamı hafifçe uzattım. İçeride kömürden ve odundan başka bir şey yoktu. Bir adım attım içeri. Diğer adım onu dışarıdaydı. Kapıyı tutuyordum. Elimdeki mumu olabildiğince ileri doğru uzattım. Tekrar bir şey göremeyince dışarıda kalan ayağımı da içeri doğru çektim. Kömürlüğün kapısı bir gıcırtıyla kapanıyordu. Gıcırtıyla yavaşça kapanan kapı şiddetli bir şekilde çarpıldı. Önüme doğru bakıyordum. Bir elimi kapıya doğru attım. Açmaya çalışıyordum ama açamadım. Elimdeki mum titremekten yere düşecekti neredeyse. Kapıyı açamayınca orada öleceğimi sandım. Çok geçmeden o hırıltılı ses yine geldi. Ve karanlığın içinden bir çift göz bana baktı. Mumu ileri doğru uzattım. Sadece gözleri vardı. Yüzü yoktu. Ben bunu uzatınca geri doğru çekildi. Gözler uzaklaştı ve küçüldü. Canı yanar gibi sesler çıkarmaya başladı. Eriyen mum parmaklarıma aniden damlayınca birinin dokunduğunu sandım. Korkuyla mumu fırladım. Kaçtım. Kapı açıldı dışarı çıktım. İki elimle de kapıyı açılmasın diye itiyordum. İçerideki şey acı acı bağırıyordu. Ben ağlayarak kapıyı tutuyordum. Ses kesildiğinde kapıyı bıraktım. Geri geri kömürlükten uzaklaştım. Sonra da eve girdim. Banyoya girip elimi yüzümü yıkadım. Sesimi hiç çıkarmadan salona geldim. Annemle babam televizyon izliyordu. Çok geçmeden dışarıda komşularımızın çığlıkları gelmeye başladı. Evden çıkın, yangın var diye bağırıyordu herkes. Hemen dışarı koştum. Kömürlük yanıyordu. Az önce attığımdan dolayı odunlar tutuşmuştu. Yangın evi sarmadan Mahalleleri söndürdü Benim yüzümden olduğunu anlamıştım Korkudan ve suçluluktan konuşamıyordum Belki de içinde biz de yanacaktık ama Komşular sayesinde erken laf fark etmiş ve söndürülmüştü Yangının neden çıktığını ben söyleyene kadar anlamadılar Bir gün anneme söyledim Annem bana çok kızdı Öldürecek misin sen bizi dedi Anlatmazdım ona Tek başıma mücadele edemeyeceğim sorunlar başlamıştı Geceleri korkusuluyordum. Biz de seni yakacağız diye sesler duyuyordum. Bunları anneme, babama da anlattım. Kısa zaman sonra bir hocanın yanına gittik. Hoca bizim kömürlüğümüzde bir yaşadığını ve benim onu yaktığımı söyledi. Sadece odunları ve kömürleri yakmakla kalmamış bir de çini yakmıştım. Hocam muska yazdı. Muskayı taktıktan sonra bir daha rahatsız edilmedim ve o kömürlük yanan kömürlük olarak kaldı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Arkadaşımın yoğun ısrarıyla bir falcıya gitmiştik. Kahvelerimizi yüzünü gizleyen bir genç getirmişti. Falcı kadın, onun oğlu olduğunu, bir kaza sonucu yüzünde ağır hasarlar kaldığını söylemişti. Bana da ısrarla fal bakmak istemiş, lakin kabul etmeyip bir an evvel huzursuz ortamdan ayrılmak istemiştim. Her şey fazla servete gittiğimiz günün akşamı başladı. Üniversitede son yılımdı. ailemden uzakta yaşıyordum. Günün yorgunluğunu atmak için duş alıp odama yöneldim. Evde huzursuz edici bir sessizlik vardı. Hafızamda sadece yüzü sarkı beziyle sarılı genç vardı. Kendimi istemsizce ona acırken buldum kendini saklamak istediği ortadaydı ve annesinin saçma sapan müşterilerine hizmet etmek zorunda kalmıştı. Kıyafetleri giyip saçlarımı kurutmaya başladığımda Holden bir zincir şıkırtısı sesi geldi. Gerginliğim at safhaya ulaştı. Başımı kapıdan uzatıp Holu inceledim. Etraf temizdi. Korkutucu ortamın bana hazırladığı bilinçaltı oyunu olduğunu düşünerek tekrar geriye döndüm. Fönü alıp Saçlarım kurutmaya devam ettim. Makinenin gürültüsüne bir uğultu karıştığında ürpermiştim. Aniden kapı hızla çarptı ve sıçramama sebep oldu. Pencere kapalıydı. Rüzgardan olduğu yalanın ardına saklanamazdım. Fönü kapatıp masanın üstüne bıraktım ve karanlık hole doğru bir adım attım. Hızla geçen karartı çığlık atmama sebep oldu. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor Korkudan nefesim kesiliyordu. Kaskatı kesildiğim sırada salonla sesler yükselmeye başladı. Gözyaşlarım yanağımı ıslatırken dua etmeye başladım. Telefonumu komedinin üzerinden alıp arkadaşım Hande'yi aradım. Ona durumu izah ettiğimde sakin olmamı hemen geleceğini söyledi. Salondaki ses hala devam ediyordu. Sesin kaynağını öğrenme isteğimde ağır basıyordu. Korkarak da olsa hole çıktım ve salondan yansıyan ışığa baktım. Cesaretimi toplayıp koşar adımla içeriye girdiğimde televizyonun açık olduğunu gördüm. Hemen televizyonun önüne gidip fişi çektim. Fişin takılı olduğunu bile hatırlamıyordum. Korkarak kanepeye gidip oturdum ve arkadaşımı bekledim. Hande yarım saat içinde yanıma gelmişti. Ona başımdan geçenleri anlattığımda bana inanmadığını gözlerinden anlayabiliyordum daha fazla üstelememeye karar verip yanımda kalmasını rica ettim. Hande geldikten sonra tuhaf bir olay yaşanmamıştı. Sabah olduğunda ikimiz de kahvaltı yapıp evden ayrıldık. Akşam evde nasıl kalacağımı bilmiyordum. Hande'yi bir şekilde göndermemeliydim. Onu ikna etmeye çalıştım. Lakin önemli işleri olduğunu söyledi ve ertesi gün gelebileceğini de ekledi. Bütün gün yaşadıklarımı düşündüm. Eve giderken korkuyu üstümden atmaya çalışıyor. Bir türlü başarılı olamıyordum. Kafaya geldiğimde annemi aradım ve içeriye öyle girebildim. Tuhaftır ki o akşam hiçbir şey olmadı. Korkuyu üstümden atamıyor, temkinli davranıyordum. İkinci günü paranormal bir olay yaşamadan atlatabilmiştim. Üçüncü günde Hande ile birlikteydik. Birlikte televizyon izlerken bir anda kapı çaldı. Birini beklemiyordum ki akşam saat 11'de kimse kapıma gelmezdi. Biraz huzursuz hissetmiştim. Kafeye gidip delikten baktığımda küçük bir kız gördüm. Elim yüzü kir içindeydi. Ürpermiştim. Zinciri takıp kapıyı araladım. Bu saatte burada ne işin var? Bu apartmanda mı oturuyorsun diye sordum. Ağlamaklı bir sesle cevap verdi. Eskiden burada oturuyordum. Odamda bebeğimi unutmuşum. Beni içeri alır mısın? dedi. Tuhaftı. Bu eve taşındığında odalar boştu. Bebeğin burada değil dedikten sonra kapıyı kapatmaya çalıştım. Araya ayağını sokup kapatmamı engelliyordu. Küçük bir çocuğa nazaran oldukça kuvvetliydi. Beni içeriye al dedim sana diye bağırdı. Gırtlaktan gelen korkunç ses evin duvarları arasında yankılandı. Hande korkarak ve ne olduğunu merak ederek yanıma geldiğinde çığlık attı. Çığlığın sebebini anlamak için bakışlarını takip ettim. Küçük kız oyun sonundaki kapının yanında durmuş bizi izliyordu. Kapı aniden çarparak kapandı ve ben olduğum yere çıktım. Gözünün sadece beyaz kısmı görünüyordu. Dudaklarının kenarında kurumuş kan vardı. Hareket edemiyor, konuşamıyor ve hatta düşünemiyordum. Eve nasıl girdiğini anlamamıştım. O an bakışlarım eline kaydığında nefesim kesilir gibi oldu. Elinde kirli bir bez bebek tutuyordu. Bebeğimi buldum diyerek üzerimize doğru koşmaya başladı. Ben ellerimi ve yüzümü korurken aniden sessizlik oluştu. Ellerimi yüzümden çektiğimde yalnızdım. Yavaşça ayağa kalkıp odaları aradım. Ne çocuk ne de Hande ortalıkta yoktu. Salondan telefonunun sesi geldiğinde ruhsuzca kanapaya doğru ilerledim. Eksanda Hande'nin ismi yazıyordu. Aramayı cevaplayıp kulağıma götürdüğümde olduğum yerde çakalı kaldım. Canım şehir dışındayım. Bu akşam gelemeyeceğim. Geç oldu farkındayım. Fakat acil gitmem gerekliydi. Annem kalp krizi geçirmiş. Geçmiş olsun canım. Sorun değil her şey yolunda dedim. Ve telefonu kapattım. Konuşmanın devamını dinlemek daha istemiyordum. Bu nasıl mümkündü? Hadi ile birlikte televizyon izlemiştim. Beraber yemek yemiştik. Delirmek üzereydim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Kanepeye çöküp kumandaya uzandım. Ve o an bambaşka bir şey fark ettim. Televizyonun ekranında. Selvi'nin evinde çekilmiş görüntü vardı. Kapının hemen önündeki silüet kadının yanına gidip kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Çığlık atmama başka bir şey sebep oldu. Arkamda tuhaf bir karartı vardı ve bir tutam saçı elinde tutuyordu. Hemen saçlarımı kontrol ettim ve gerçekten de bir tutam saçımın kesildiğini fark ettim. Korkunun daha ötesine ulaşmıştım artık. O karartı neydi ve benden ne istiyordu? Bunların cevabını servette bulabilir miydim? Kumandadaki kırmızı düğmeye bas. Daha fazla izlemek ve kendimi bilmezle çekmek istemiyordum. Telefonumu alıp odama gittim ve kendimi telkin etmeye çalıştım. Rehberdeki isimleri tek tek inceleyerek yanımda kalmayı kabul edebilecek birini arıyordum. Fakat Hande'den başka dostum yoktu. Gerçi karartıları görse onun da ödü kopardı. Belli bir süre düşünmüştüm. Sınıftaki kızları ve çevremdeki insanları aramayı denedim. Benimle kalmadıkları gibi bir de ahay konusu olurdum. Dua etmeye başladığımda içim biraz rahatlamıştı. Sonuçta tek sığınağım duaydı. Gecenin üçünde uyanmama sebep olan şey holden gelen toynak sesleriydi. Sanki içeride bir keçi ya da at gibi bir şey vardı. Telefonumu alıp ekranın ışığıyla odayı aydınlatmaya çalıştığımda saate bakmıştım. Boy aynasının arkasında bir hareketlenme oldu ve yatağın köşesine sinmemi sağladı. Neden benim başıma geliyordu ki? Servet daha fazla para kazanmak için insanlara büyü yapıyor olabilir miydi? Düşündüğüm ihtimal titrememi sağlamıştı. Kalbim hızla çarpıyor. O yaratı adeta cezbediyordu. Toynak sesleri bir anda kesildiğinde soluma sesini işittim. Ve ardından sanki ayağını yere sürtüyormuş gibi bir ses geldi. Gözlerimin önünde canlanan korkunç manzara daha çok ürpermemi sağlıyordu. Selvetle yüzleşmem gerekecekti. Muhtemelen fal baktırmadığım için büyü yapmıştı. Bir insan sırf fal baktırmadı diye bu şekilde cezalandırılır mıydı? Kafamdaki saçma düşüncelerden kurtulurken boy aynasının arkasından öne doğru bir karartı yükseldi. Pencereden içeriye yansıyan sokak lambasının ışığı altından süzüldü. Derin bir nefesle ciğerlerimi şişirdim. Birazdan nefes alamayacağım kesindi. Besmele çekip dua etmeye başladığımda Karartı ışık hızıyla aynanın arkasına doğru çekildi. Doğa kumayı kesmedim ve seslerinin gecenin sessizliğine karışmasını bekledim. Kendimi o kadar kaptırmışım ki ezan okunduğunda ancak kendimi toparlayabilmiştim. Gözüme uyku girmiyordu. Ezanın sesi tamamen korkumdan sıyrılmamı sağlamıştı. Yataktan kalkıp banyoya girdim ve aftes saldım. Uyuyamayacağım kesindi. Genelde namazlarımı aksatmazdım. Fakat şu bir ay tamamen sınavlara kapılmıştım. Bunun için de kendimi içe kızdım. Namazımı kıldıktan sonra içimde korku namına bir şey kalmamıştı. Yatağa girip uyumayı denedim. Bir sağa bir sola dönerken iyice rahatlamış ve uykuya dalmıştım. Uyandığımda saat buçuktu. Yasaktan kalkıp banyoya yöneldim ve elimi yüzümü yıkadım. Odaya geri döndüğümde çekmeceden pantolon ve tişört çıkarıp üzerimi değiştirdim. Vakit kaybetmemem gerekiyordu. Hemen Selvet'in yanına gidip bir şeyler öğrenmeliydim. Evden çıkıp durağa gittiğimde içim içime sığmıyordu. Öğreneceğim şeyler beni ölesiye korkutuyordu. Evet, korku yine dibimde bitmiş ve üzerime yapışmıştı. Dolmuş geldiğinde daha çok gerildim. Yarım saat bile sürmemişti ki iki gün önce kaçtığım sokakta tek başıma yürüyordum. Selvet'in sıvalı evi yaklaştıkça daha korkunç görünüyordu. İçten içe Hande'ye kızmaya başladım. Falan ne gerek vardı ki? Kadın gerçekten bir şeyler bilse önce kendi hayatını kurtarırdı. Yeni sıvanmış ev tam karşımdaydı. Bahçesinde eski bir salıncak vardı. Beşiğin demirleri ve zincirleri paslıydı. Siyah boyalı dış kapı Rüzgarın etkisiyle gıcırdayarak bir sağ bir sola savruluyordu. Buraya ilk geldiğimde bu kadar korkunç görünmemişti. Bahçedeki otlar sararmış, ağaçların dalları kırılmıştı. Yaklaştıkça duvardaki değişik sembolleri ve yazıları fark ettim. Kırmızı boyayla bir daire çizilmişti. Dairenin içinde ise garip bir figür vardı. Evin kapısının önünde durduğumda daha önce fark etmediğime emin olduğum bir şey daha vardı. Kapının üzerinde kırmızı boya ile bir çarpı işareti bulunuyordu. Hafızamı zorladım ve bu eve gerçekten gelip gelmediğimi düşündüm. Hande şu an arasa ve saçmalama kız ne falcısı dese delirdiğimi düşünürdüm. Cesaretimi toplayarak kapıya vurdum. Demir kapı aheste aheste açılırken geride tiz bir çığlık bırakmıştı. Karşımda duran kişi ise delirmediğimi niteleyen kişiydi. Sen fala baktırmayan kız değil misin? Bu yaptığın gerçekten iki yüzlülük. Arkadaşının yanında başka bir şey söyledin ve o arkasını döner dönmez kapıma geldin. Söylediklerini duymamazlıktan geldim ve öne doğru bir adım attım. Fala inanmıyorum ve fala baktırmaya da gelmedim. Buraya seninle bir konu hakkında konuşmak için geldim. Kapının önünden çekilip içeriği gösterdi buyur dedi. Ben önde, Selvet arkada holde ilerledik ve daha önceden edindiğim tecrübeyle salona girdim. Hande ile birlikte oturduğumuz kanepeye oturdum ve Selvet'in de oturmasını bekledim. Bir şey içer misin diye sordu. Hayır teşekkür ederim. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü burada bulunduğum süre boyunca kendimi iyi hissetmeyeceğim. Seni dinliyorum. Buraya arkadaşımla geldiğimden beri tuhaf olaylar yaşıyorum evime almadığım kızı koridorun ortasında bulmak gibi. Gecenin üçünde, apartmanın üçüncü katında, evin içinde toynak sesleri gibi. Daha fazlası da var fakat öncelikle bilmem gerekenler var. Bana ne yaptın? Sondaki sorudan çok öfke patlamasıydı. Beni baştan aşağıya süzüp inceledi. Bir şey düşünüyor gibi elini çenesine götürüp bekledi. Sonunda konuşmaya karar verdiğinde terlemeye başlamıştım. Sana bir fal bakayım. Bu sefer benden olsun dedi. Ve birini çağırdı. Ben daha ağzım açmaya fırsat bulamadan kahveler gelmişti. Yüzü sarılı genç hazırda bekliyor olmalıydı. Tepsideki kahveyi sehpaya bıraktığında kulaklarımı bir fısıltı doldurdu. Çok güzel. Evet çok güzel. Ve aradığım kişi o olabilir. Kalbi çok temiz. Efendi. Onu çok sevecek. Tüylerim diken diken olmuştu. Kahveyi tek dikişte içip fincanı kapattım. Kahvenin soğukluğu tezimi doğrulamıştı. Servet bir süre beni inceledi ve fincana uzandı. Bardağı açtığında yüzü dehşete kapılmış gibiydi. Ben buna fal bakmam. Hemen git evimden. Ne oluyor ne gördün? Git dedim sana. Hemen evimi terk et. Bana ne olduğunu söylemediğin sürece buradayım dedim. Sesim oldukça sakin çıkmıştı. Servet dehşetle ayağa fırladığı gibi oğlunun yakasına yapıştı. Bunu neden yaptın diye haykırdı. Hiçbir şey anlamıyordum. Aile meseleleriyle benim ne ilgim olabilirdi? Saçından bir tutam kesip en tehlikeli din kabilesine vermiş. Karşılığında da özgür olmak istemiş. Haftal, seni kimse kurtaramaz. Oğlunu geriye doğru iteklediğinde hızla ayağa kalktım. Ne özgürlüğü ne saçmalıyorsun sen Selvet sakinleştiğinde yerine oturmuştu. Fincandan gözlerini ayırmadan konuşmaya başladı. Yıllarca çocuğum olmamıştı. Allah'ın hikmeti işte. 20 yıl sonra hamile kaldım. Bir oğlum oldu. Lakin doktorlar çok umutsuz konuşmuştu. Oğlum için doğsa da yaşamaz dediler. Çok çıkış yolu aradım. Fakat bulamadım. Bu da benim imtihanım değişti. 20 yıl çocuğun olmasın ve bir gün içinde umut yeşersin. Tam umuduna sarıldığında onu senden koparsınlar. Allah isyanlarım o zaman başladı. Madem alacaktı, neden verdi ki? Bunu herkes anlayamaz. Çok zor bir durum ve gerçekten kelimeler anlamını yitirir bu durumda. Delirmek üzereydim. Oğlum doğduğunda çok hastaydı ve yaşam oranı yüzde bir bile değildi. Oğlumla birlikte ben de içten içe ölüyordum. Falcılıkla ilgili serüvenim de böyle başladı. Oğlum yaşasın diye cinlerle bir anlaşma yaptım. Onu tüm kazadan beladan, hastalıktan korsunlar diye kocamı feda ettim. Fal bakma yeteneğimi de öyle keşfettim. Eğlencesine baktığım fallar gerçek oluyordu ve kafım her gün çanlıyordu. Oğlum hastaneden çıktı ve iyileşti. 12 yaşındayken ona bir kamyon çarptı. 2 metre kadar havalanıp yere çakılmış gözyaşları yanağını ıslatırken ona acımaya başlamıştı. Yaşadığı şey korkunçtu. Fakat cinlerle bir anlaşma yapıp kârlı çıkan olmuş mudur? O kazadan burnu bile kanavadan kurtuldu dediler. Ayağa kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi eve döndü dediler. Ama oğlum artık eskisi gibi değildi. Bir terslik vardı. Ben işkillenmiştim. Hemen anlaşma yaptığım cinlerle iletişime geçtim. O kazada oğlumun öldüğünü, ve yerine kendilerinden birinin geçtiğini söylediler. Çok sinirlenmiştim. Onu kurmaları gerekiyordu. Onu söylediğimde bana, sana yetenek verdik dediler. Çok çok sinirlendim. Eve gelip oğlumun bedenini ele geçiren bir cinin muska taktım ve onu hizmetkarım yaptım. Peki benimle dertleri ne diye sordum. Hikayenin benimle olan kısmı önemliydi. Neden beni kullanmıştı ki? Anlaşma yaptığım kabileler, yüreği temiz, inançlı bir kurban ister. Talihsiz kişi cin padişahına sunulur ve akıbeti bilinmez. Bu kabiledeki cinler her şeyi yapar. Şeytanın tarafındalar. Fakat bir gerçek daha var ki anlaşma yapanların da akıbeti belli değil. Yani içimizde öleceğiz dedim. Sesim kısılıyordu. Kendini kurtarmak için beni yaktığına inanamıyordum. Çok korkuyordum. Selvit yanıma geldi ve sırtımı sıvazladı. Anlaşma gereği seni bu gece almaya gelecekler. Kendi hür iradenle onlara gitmen gerekiyor. korkularık seni kandıracaklar. Ve kurtuluşun, onlar sanacaksın. Bu gece burada kal. Seni sadece ben koruyabilirim. Kimin doğru, kimin yalan söylediğini bilmiyordum. İçimde bir öfke vardı. Ve bu öfke beni yönlendiriyordu. Doğru karar vermeliydim. Bana büyü yapan sen değilsin yani diye bir soru yöneltti. Elbette ben değilim fincana bakana kadar sana ne olduğunu anlamadım. Şu an bana yardım eden inançlı bir cin kabilesi var. Evi onlar koruyacak ve bu geceyi atlatırken diğer cinler seni rahat bırakacak. Burada güvende olup olmadığım konusunda hala kararsızdım. Burada kaldığını birine söyle istersen yani endişen azalırsa diye bir teklifte bulundu. Bu güvende hissetmemi sağlayabilirdi. Dediğini yapıp Hande'ye mesaj gönderdim ve soru sormamasını söyledim. Yarın benden haber alamazsın. Polise gitmesini de ekledim. Gerçekten de şimdi daha çok rahat hissediyordum. Selvet yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa yöneldiğinde bakışlarım köşede sinmiş oğluna kaydı. Gerçi oğlu değildi ve bu beni biraz korkutuyordu. Cevap vermeyeceğini biliyorum. Yine de sormak istiyorum. Ben ölünce pişmanlık duyacak mıydım diye sordum. Onun yerine kapıdan salona giren Selvet cevapladı sorumu. Neden duysun ki? Oğlum öldüğünde de pişman olmamışlardır. Sonuçta onlar daha kötü. Gerçi oğlum öldüğünde ben de ölürüm diyordum. Lakin hayattayım. İçimdeki umut kırıntısı da o an yok oldu. Telefonumun sesi, odayı doldurduğunda arayana bakıp aramayı cevapladım. Sana şimdi her şeyi anlatamam Hande dedim. Fakat Hande'nin sesi telaşlı geliyordu. Selvitin yanındayım. Buraya hiç gelmemişsin dedi. Taş kesildiğimi hissediyordum. Annen kalp krizi geçirmemiş miydi senin diye sordum. Alacağım yanı beni korkudan öldürüyordu. Hayır ne saçmalıyorsun sen. Neredesin çabuk söyle. Bilmiyor cümlemi tamamlayamamıştım. Kulağıma dolan toynak sesleri duyduğum son seslerdi. Ve karanlığa gömüldüm. Birkaç saat sonra Beni Servet'in evinin iki sokak aşağısındaki eski bir evde bulmuşlar. Kapısında kırmızı boyayla bir çarpı varmış. Hande'nin anlattıklarına göre kapıdaki işareti mahalleli yapmış. O evde beş yıl önce korkunç bir olay yaşanmış ve o günden sonra hep garip sesler gelirmiş. Servet'in evi gibi yeni sıvalı olduğundan ötürü karıştırmış olmalıyım. Lakin orada yaşadıklarım beni hala ürkütüyor.'' Selvet gibi görünen cin tam olarak gerçeği söylemişti. Onlara güvenip kurtulduğumu düşünmüştüm. Sonradan öğrendiklerimiz ise Selvet'in hikayesiyle birebir uyuşuyordu. Gerçekten oğlu için cinlerle anlaşma yapmış ve gerçekten oğlunun kılındaki cini kendine bağlamış. Ona ne olduğunu Selvet bile bilmiyor. Fakat ben bir şekilde kurtulmuştum. Hala nasıl olduğunu düşünüyorum ama emin olmasam da tahmin ettiğim bir şey var. Beni kurban edencin kurtarmış olmalıydı.